sancağın yükselişidir. Yıldızlardan hilal. Bu bir milletin mücadelesidir. Yedisinden yetmişi. Burası geçilmemiştir. Karası da, denizi de. Bu Akif'in ifadesidir. Eşi de benzeri. Bu bir milletin hikayesidir. İstiklalden istikbal. 18 Mart 1915 Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne Farklı Analiz'de işte bu tanıtımımızla başlamak istedik. Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir Çanakkale'li olarak büyük bir gururla açıyorum yayınımızı. Kulağından al sesi, yüreğinde al sevgisi, eksik olmayanların programı Farklı Analiz ve bir hafta daha canlı yayında sizlerle birlikte atılık sohbeti yapmak istiyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimiz analiz@tck.org elektronik posta adresimizle birlikte X platformunda da hashtagimiz olacak. Farklı Analiz yazarak bizlere soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Canlı yayın esnasında da bu etiketi takip ettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Atahan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Aktil'e stüdyoda yerimizi aldık. Haftanın gündemini tartışmalı ve tartışmasız koşullarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. İlk sözler için döneyim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Dediğim gibi çok güzel, özel bir gün. 18 Mart. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Tabii ki ülkemizin açısından çok önemli bir zafer. Mustafa Kemal'in komutan olarak parladığı, ondan sonra da belki de işte milli mücadelenin ilk tohumlarının atıldığı o ülkeye ulaşmak için ilk fişeğin patlatıldığı çok önemli bir zafer. İstanbul'un kurtulması, Gelibolu Yarımadası'nın kurtulması düşman işgalinden tabii çok özel. Ben de şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Ülke gündemi biraz futboldan dolayı tabii şey karışık. Kaotik. Yani hakikaten inanılmaz. Yani bu futbolun çirkin tarafını söyleyeyim. Güzel tarafı da var tabii. Hepimizi esir aldı yani gerçekten. Bakıyorum. Maalesef. Hiç kimse bu etkiden kurtulamıyor. Ama bizim gündemimiz çok güzel. Çok harika bir akış var. Çok güzel yarışlar konuşacağız. Tabii ki çok önemli yarışların artık arifesindeyiz. Kayıtlar var. Çok güzel iki tane kayıt var. Sezon çok yaklaşıyor. Onun da tabii heyecanı var. Dolayısıyla hem kayıtları hem gündemi konuşacağız. Ama tabii kayıplarımız oldu yine. Geçtiğimiz hafta. Evet. Bunlardan bir tanesi Sayın Erdoğan Odabaşı ve Burhan Odabaşı'nın annesi Saadet Hanım, Saadet Anne vefat etti. Erdem abi tabii benim için çok özel bir insan. Çok uzun yıllar Türkiye Jockey Kulübü'nde Müşterek Meclisler Müdürlüğü yapmış. Sonradan Genel Müdür Yardımcılığı yapmış. Pek çoğumuzun ben dahil bu camiada uzun yıllar çalışan, sektörün bir noktasında olan pek çoğumuzu dokunan, dokunuşları olan, bizlere gerçekten çok abilik, babalık yapan çok özel bir insandı Erdem abi. Çok uzun zamandır görmüyordum. Tabii ki bu şekilde gördük. Üzüldük tabii ama ona başsağlığı diliyorum buradan. Bütün aileye tabii ki. Odabaşı ailesine. Keza Burhan abi de benim daha 1979'lardan beri hep kulüpte ilk işe başladığım günden bu yana hep yanımızda olan, çok sevdiğimiz, bize sahip çıkan, bizi her zaman kollayan, bize işimizi öğreten, kulüpte çalıştığımız dönemlerde. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Ona da tabii başsağlığı diliyorum bütün aileye. Saadet Anne'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onun dışında bugün öğrendik. Çok eski bir Atatürk İmparatorluğu'nun tabii çok anıları da vardır. Ben de yetiştim. Bir dönemin gerçekten çok iyi atlarına sahip olan. Ki işte İkabana'ya yetiştim, onu hatırlıyorum. Aslan vardı, kaplan vardı. Biraz imparatorla hatırladık biraz önce. Yayına girmeden önce Arap atlarını hatırlamıyordum. Çünkü hatırlayamadım bugün. Celal Bilmen vefat etti. Onu da Celal Bey'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailesine de sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Bir de bizim çok sevdiğimiz, özellikle bu genç jenerasyondan atçı çok kıymetli bir kardeşimiz var, Burak Terzi diye. O da babasını kaybetti. Onun da toprağı bol olsun.
Onlara da başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Ağzına sağlık abi. İmparator, hoş herkese geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Müthiş bir akış var bugün. Yani çok güzel bir program olacağına inanıyorum. 18 Mart'ta bir Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü. Şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Bu arada eski Bahisler Genel Müdürümüz Erdem Odabaşı'nın annesi vefat etmiş bulunuyor. Nurlar içinde yatsın. Erdem Bey'e başı sağ olsun diliyorum. Ve değerli atçılarımızdan da Celal Bilmem çok değerli atlar koştu zamanında. Kendisi işte kaplan, aslan, ikebana, kaplan aslana çok bindim ben. Vay. Çok iyi yarışlar kazandım. İkisi de kır safkandı. A grubu atıydı onlar hep değil mi? A grubu tabii. Açık yarış atları. Açık yarış atlarıydı. İkisi de açık yarış atıydı zaten. Ya. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Allah geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin. İmparator'a da ağzına sağlık diyelim. Birazdan detaylı analizlere geçeceğiz. Ben de hem Odabaşı ailesine, Erdem Bey'e ve Burhan Bey'e kıymetli annelerinin vefatları dolayısıyla sabırlar diliyorum. Hem Bilmen ailesine sabırlar dileklerimi iletmiş olayım. At sahibi Celal Bilmen'in vefatı dolayısıyla hem de Burak arkadaşımıza sabırlar dileyim. Babası Agop Bey'in vefatı sebebiyle, Agop Terzi'nin vefatı sebebiyle. Diyelim İmparator, çok güzel mesajlar gelmeye başladı. İzmir'den evet. Şakir abi, bu ne şıklık 18 Mart'ta demiş. Selam olsun İzmir'e. Şakir kardeşimize formayı aldım, çok teşekkür ediyorum. Vay, süper. Evet. Bir getirseydin göreydik bize. Aklıma gelmedi inşallah. Adana Demirspor'dan İlhan hocama da selam olsun. Spor'da da dün akşam biliyorsun öyle şeyler oldu ki formayı da şimdi getirsek pek şey olmayacak. İlk at yarışı var yani. Hakikaten öyle yani. Mustafa Bey'e, Mustafa Karakoç'a selam olsun diyelim. Çok güzel katkılarla başladık. Bugünkü kravatım için kıymetli arkadaşlarıma, sevgili Deniz'e, Özge'ye, Gözde'ye teşekkür edeyim ben de. Çok sayıda mesaj geliyor. Program alevli başladı. Çok da hızlı gitmemiz gereken bir akışımız var. Tendürek koşusuyla başlayalım. Önce haberler diyelim. Tendürek koşusunun kayıtları tamamlandı. Cayır cayır bir hafta sonu bizi bekliyor. Ve ekrana da hemen yansıtıyor yönetmenimiz sevgili Hamza Akgümüş. İlk sayfası burada. İkinci sayfada Wolf Seyfo'yu ve yedek safkanları da göreceksiniz. Boston Light Chariot, Chelly Beza, Desert Quiet, El Lord, Komik Komedyen, Madcap, Severus Snape, Son of the West, Thorgold, Warrior Line ilk sayfadalar. İkinci sayfada Wolf Seyfo 12. at. Biliyorsunuz Adana'daki çim yarışlarında bir kısıtlama mevcut. 12 safkan start alabiliyor. 13, 14, 15 ve 16 yedek sıradalar. The Last Unicorn, Touch of Real, Boucheron ve Kesrik Ağası. İlk 12 safkan içerisinde deklere olmayan isimler olması halinde şans bulacak sıralama. Atahan abi, tendürek koşusu neden önemli? Onunla ilgili bir tablomuz da var. Dilersen tablonun üzerine genel bir değerlendirme yapalım. Tablomuzu sevgili Çağrı'dan rica edelim. Ömer'in eline sağlık. Çok güzel bir tablo yine hazırladı. Editörümüze de selam olsun. Buyurun abi. Her zaman söylüyoruz tabii. Gazi koşusuna giden yolda Adana son yıllarda gerçekten çok önemli bir destinasyon oldu. Mevsimsel iklim şartları çok atların lehine, atlar çok mutlu oluyor Adana'da idman yapan atlar. İzmir'de tabii ki önemli bir kış yarışçılık merkezi. Ama Gazi koşusu açısından baktığın zaman Adana son yıllarda gerçekten bir epey bir önünde İzmir'in. Nitekim İzmir'de yine çim yarışları koşulamadı. Yine dört çim yarışı, ne yapılamayan dört çim yarışı. Geçen sene çok konuştuk burada. Bari Mart ayından kaldıralım. Mart'tan sonra başlasın. Çünkü siz bu yarışları koyuyorsunuz ama insanlar ona göre hazırlık yapıyor. Diğer şehirlerden geliyor. Ama koşulamıyor yani. Maalesef koşulamıyor. Programda yaptığınız çim kum dengesi de bozuluyor. Siz işte bir çim yarış planlıyorsunuz. Bir sayı planlıyorsunuz. Bir yüzde planlıyorsunuz işte çim yarışlar, şu kadar kum yarışlar. O yüzdeler de bozuluyor. Dolayısıyla koşulamayan yarışları programa koymaya devam ediyoruz bence. O noktada Adana tabii daha avantajlı görüyorum ben. Adana'da koşuluyor çim yarışları. Koşuldu, güzel yarışlar da oldu. Dolayısıyla tendürek koşusu da tabii bu Gazi koşusuna giden yolda çok önemli bir durak. Özellikle Adana'daki atlar için ve Adana'nın iyi atları bu yarışları koşarak başlıyorlar bu serüvene genelde. Nitekim tabloda da görüyorsun.
Çok ciddi 4 tane Gazi Kostu galibi. Onun dışında bir ton tabela, tabela içinde gelmiş. Kazanıra çok yaklaşmış atlar var. Tabloda 3 yıl kumda koşulmuş bu mevsim şartları nedeniyle. Onun dışındaki yarışlarda da hemen hemen neredeyse birkaç yıl hariç hep iyi sonuçlar, başarılı sonuçlar alınmış. Dolayısıyla bu seneki Tendre Kostu'nun galibi, ikincisi, üçüncüsü içinde benzer durumlar söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ki gerçekten kayıtlara baktığımız zaman çok potansiyeli yüksek. Çok iyi atlar var. Çimde hiç koşmamış ama çok nasıl koşacağını çok merak ettiğimiz atlar var. İşte Chariot gibi mesela. Tabii. Onun dışında tabii bir Torgold diye bir tay çıktı. Muazzam bir dönüş yaptı. Yarış koştu. Aynı yarışın üçüncüsü bir Severus Snape var. O yine çok bence etkileyici bir üçüncülük yaptı. Çok ilk güzel girdi aynı finişe. Çok sermayeli girdi. Wolf Seifo çok başarılı bir at bir. Çimde de kazanmışlığı var ve çok çok iyi durumda. Onun yanında tabii komik komedyen var. Sahada çok konuşulan bir at. Çok. Çok, çok beğenilen bir at. Onun performansı çok merak ediliyor. Tabii diğer atların da kendine göre bir hazırlıkları var. Çok güzel bir yarış olacak. Ve bu yarışı kazanan at mutlaka, hatta ikincisi, üçüncüsü dahi bence İstanbul'a böyle daha bir inançla, daha bir özgüvenle gelecektir diye düşünüyorum. Hem ekipleri hem atlar. Yani 2008'den 2023'e kuma alınmış tendürekler hariç, ki onlarda da birinde Gazi şampiyonu var. Doğru. Sadece bir yıl herhangi bir şekilde tendürekten Gazi'ye gelen yani safkanlar başarılı olamamış. Geri kalan hepsinde çok başarılı bir performans var. Dolayısıyla çok dikkatle izlememiz gereken bir tendürek gibi duruyor İmparator. Tabii ki çimde koşulması bu sene. Herkesin bir ümidi var şu anda. Onun için ben o gelir bu gelire bakmayacağız. Yarış koşulduktan sonra fikrimi söyleyeceğim. Yalnız avantajlı giren bir safkan var. Kazanmış bir safkan. Torgold. Çok da güzel koşmuştu. Bakalım şimdi rakipler daha da kuvvetlendi. Bakalım ne koşacak. O yarış onun için çok kolay olmuştu. İşte Chariot, bakalım çimi koşacak mı koşmayacak mı, herhangi bir bilgimiz daha yok. Enteresan bir yarış. Jockey'den bilgimiz var ama. Evet, ilk ciddi haberlerimizden birini de hemen ekleyelim. Neden ekleyelim? Aynı gün İstanbul'da da Mevlana Kostu var. Doğru. Evet. Onun da hemen kayıtlarını söyleyelim. Jockey'ler ikiye bölünecek bu durumda. Evet. Ve bazı jockey'ler için değişiklik zamanı, bazı ekürler için değişiklik zamanı. Mevlana Kostu'nun kayıtlarını da ben şifayen dile getireyim. Arasın Aslanı, Blue Sunset dönüyor. Depperman, Festival Fever dönüyor. Kurtel Ekürüsü'nün safkanı. Perfect Player, Akso Ekürüsü'nün. Pitfall kayıtlıydı. Atan abi de bir son dakika haberi var. Proteus, Taşbek Ekürüsü, özür dilerim, Fatura Ekürüsü'nün. Ve Song Rising, Atman Ekürüsü'nün safkanları kayıtlarını tamamladılar. Pitfall'la ilgili bir son dakika bilgimiz var. Yani Pitfall'un Mevlana Kostu'nu koşmayabileceğinden bahsediliyor. Tezcan'a ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Bizi dinliyorsa belki bilgilendirir. Dolayısıyla Özcan'ın da tercihini Adana'dan yana kullandığı, evet, ve Chariot'a bineceği bilgisi var. Büyük bir haber aslında bu. Tabii ki. Chariot tabii jockey değişikliği. Ayhan Kurşun'un durumunu sen daha iyi biliyorsun. Ayhan'ın, evet, Adana, İzmir, İstanbul. Ayhan Kurşun'da Adana programı yoğundu. Fakat tabii Blue Sunset'in koşacak olması, evet, biraz dengeleri değiştirdi. Belki İmparator bize şeyi de yorumlar, güzel olur. Hem Blue Sunset'in hem Festival Fever'ın bu yarışla başlıyor olması... Festival Fever için de bir jockey değişikliği var. Evet. Onu da söyleyelim. Ahmet Çelik de start alacak. Evet, o da Ahmet Fever. Çelik biliyor. Haberleri arka arkaya söyleyelim böyle. Yani heyecanlı değişik Festival bir yarış. Festival Fever, tabii ki ben çok evvelden bu yarışa hazırlandığını biliyordum. Yani Blue Sunset için değil de Festival Fever'ın bu yarışı koşup buradan normal dönecek. Belki de bu yarışta kapalı gözlükle koşacak. Çünkü evet, öyle. O şekilde idmanlara başlamıştı. Tabii güzel bir yarış olacak. 1500 sentetik için ne diyorsun Festival Fever'a? Valla Festival Fever tabii şimdi ayağına çabuk da bir safkan, biliyorsun yani. Çabukluk da yapabiliyor yani. İki türlü de koşabilir. Koşabilir. Festival Fever'da jockey değişikliği olacak, İmparator'un istihbarat. Takı değişikliği olacak, takı ilavesi olacak. Festival Fever'da, evet, kim biniyor? Ahmet Çelik. Zaten o binmiyor muydu? Sezona biliyorsunuz şeyle başlamıştı.
Tugay'la başlamıştı. Ayhan'la başlamıştı. Tugay son yarışını Ahmet binmişti. Son yarışını Ahmet binmişti. Onun için jokey değişikliği yok. Aynı jokey biniyor. Ha, son bıraktığı yerden devam ediyor. Bıraktığı ediyordu. Yerden devam ediyor. Mesela Torgold'dan... Torgold'a da binebilirdi. Severus Snape'den indi. Severus Snape'den indi. Doğru. Bravo. Severus Snape'den. Halis biniyor. Mevlana Kosun'da. Song Rising'e biniyor. Song Rising'e de Halis Karataş. Mert Can o yarışta Aksoy Kürsü'nün atına binecek. Halis Perfect Player'e. Song Rising'e bineceği için. Evet. Proteus'un Nevzat Avcı ile devam ettiğini biliyorum. Şeyde bir sürpriz bir jockey olabilir. Depremen'de. Depremen'de. Saadettin Boyraz olabilir diye bir bilgi aldım ama teyit edemedim. Saadettin abi de izliyorsa ya da Ekür'ü izliyorsa. Evet olabilir Ferit diye Bey öyle bir bilgi almıştım. Alabiliriz. O da çok güzel bir yarış evet. olacak tabii. İki yarışta hakikaten sonucu çok İzmir jockeyleri Adana'ya kayabilir. Evet Adana kayıtları da enteresan bir şekilde farklı jockeyleri farklı safkanlarda görebiliriz. Evet. Öyle gözüküyor. Ki oradaki ilk değişikliği de söyledik. Chariot'ta bir jockey değişikliği var. Özcan Yıldırım'la start alacak tendürek koşusunda dedikten sonra geçelim haftanın dikkat çekici diğer etkileri. İzmir Hipodromu tabiri caizse bayram yeri gibiydi. Şimdi İzmirli Atçılar da yazıyor. Yine o günün No More Secret'la kazanan ekürlerinden Özçay'ın ekürüsünden Oğuzhan Bey yazmış. İzmir seyircisinin hipodroma ilgisi kayda değer ekranlara getirir misiniz demiş. Eski İzmir günleri gibiydi demiş. Hakikaten salkım saçak bir görüntü vardı, muhteşemdi. Tribünler var mı? Tribünler önemli. Tribünleri de gösterebilecek miyiz sevgili? Tribünleri de gösterelim Hamzacığım. Bunlar çocuklar için güzel ama biz evet, tribünleri merak ediyoruz. Her türlü vardı yani tribünün evet. arka tarafı evet. da. Ya şimdi şöyle. Evet, evet. işte tribünler. Şimdi mesela böyle ya baktığın müthiş, zaman tıklım, kaç tıklım. Bin seyirci vardır diye düşünüyorsan ama biz biraz da tabii tribünler aslında çok büyük tribünler değil. Değil. Doğru. Ya iki tane küçük tribün var. Dolayısıyla yetmiyor bence. Aslında tabii onu söyleyecektim. Yani bir bu kadar daha olsa bence yine dolacak. Evet. Çok net. Yani dolayısıyla İzmir'in tabii piste olan yakınlığı çok ayrı bir keyif. Orada yarış izlemek. İstanbul, Ankara gibi böyle metreler yok pistin arasında. Heyecanı çok güzel. Ama ben hani İzmir'in de Sayın Başkanımızın biliyorsun bir İstanbul'la ilgili bir hayali var İstanbul Hipodromu ile alakalı. Hafta içinde öyle Twitter'da bu görüntüleri görünce ya kesinlikle İzmir'in de böyle güzel, tek parça, uzun ama daha yüksek kapasiteli bir tribüne ihtiyacı var diye bir paylaşımda yapmıştım. Hatta sevgili Onur da abi Kocaeli'yi unutma diye orada hakikaten tribün yok. Orada tribün. O da yapılması tabii. lazım gerçekten. Artık inşallah tabii sektörün gelirleri arttıkça bütün beklentimiz o zaten. Bunun emareleri de zaten görünüyor şu anda. Nazar değmesi vuralım duvarlara. Sıra herhalde buralara geldi diye de söylüyoruz. Çünkü yani iyi tribün demek yarı severe daha hizmet demek. Yarı severe ne kadar daha çok hizmet edersek buraya daha çok yarı severin gelmesi demek, buranın esnafının daha çok yüzü gülmesi demek, daha yeni atçılar kazanmak demek, şovun daha güzelleşmesi demek. Dolayısıyla çok önemsiyoruz tabii bunları. İnşallah hem İstanbul hem İzmir hem Kocaeli çok da uzun olmayan vadelerde böyle yeni güzel tribünlere kavuşsunlar. Buraya böyle insanın ayakları daha çok gelsin. Daha mutlu olarak gelsin. İnsanlar daha güzel vakit geçirsin. Zaten piknik alanlarımız falan yani raylı sistem de biliyorsun artık. İkiş yani. Hipodromun içine geliyor. Hipodromun içine geliyor. Yani o da aynı. Koşu durağı var. İstanbul ha. gibi çok avantaj evet. yani. İstanbul'dan şimdi, da daha iyi çünkü. Daha iyi. Hemen iniyor kapıdan içeri hemen giriyor. Hemen içeri giriyor evet. Eskiden mesela İmparator da bilir. Ömer de bilir tabii. Halkalı'dan, Sirkeci'den trenlere gelir. Yeni mahallenin orada durakta durduğunda atlar. Duvarın üstünden veya telin üstünden insanlar gelir. Şimdi metrosu, her şeyi, Marmara'yı. Evet. Veli Efendi Hipodromu'na da çok yakın gerçekten. Dolayısıyla bir tek eksik şu anda tabii yarışçılığın dışındaki alanları tabii. söylüyorum. Yarışseveri ilgilendiren kesimleri. Güzel tribünler, orada güzel tribünler. Mekanlar, düzgün mekanlar, temiz mekanlar. Bunlar tabii çok önemli yarışseveri burada tutmak için. Emeği olanlara teşekkür edelim. İzmir Hipodromu'ndaki bu güzel görüntüler için TRT Spor'dan Erman arkadaşımız da Ege derbisi için İzmir'deydi. Çok net Gazi Koşusu'nun introsunu İzmir'de yaşadık. Emeği geçenlerin eline sağlık diye katkısını vermiş o da. Sevgili Gökhan Şeker yine İzmir Hipodromu'ndan.
bu türbinler bize yetmiyor. Teşekkür ediyoruz demiş Atan abiye. Gerçekten hatta İzmir'de padok alanlarının için bile değişmesi lazım. Yani padoklarda insanların daha rahat atları seyredebileceği biraz işte daha evet daha yüksek biraz daha şey olabil yani daha böyle rahat atayların atların görülebileceği daha çok kişinin olabileceği şey. Padokta çünkü çok keyiftir. Yani evet. Ben yurt dışına gittiğim ama zaman ama padokta orada yüksektir yani. Böyle setler var. Tabii. 3 yani ya da 4 basamak var. Biraz büyütülebilir. Biraz daha büyütülüp biraz daha yükseltilebilir. Yurt dışında da mesela gittiğimiz zaman ilk yapacağım şey hemen padoğun bir yer tutmaya çalışıyoruz yani. Evet. Yakındır olalım. Daha iyi görebilmek için. Tabii bu önemli bir şey yani. O halde hazır bu kadar İzmir'den ve hafta sonundan bahsetmişken Ege derbisiyle startı verelim. Sezonun ilk grup birinde Ekürist'i için bir peri masalı diyebiliriz herhalde Kayıbey'in galibiyetine. Şahane bir seriyle geldi ve grup birle de taçlandırdı. Deliver önce idaresinde numarayı aldı ama bugün ısrarla Mavi Kılıç ben sana numarayı vermeyeceğim dedi. Israrla geldi. Deliver'dan numarayı aldı. Bastini 3 gidiyor. Dikkati 4. Utkucuk 5. Wise 6.'lıkta. Wise'in arkasında hemen Kayıbey'i. Zaten Wise'i rakip görmüş. Hemen arkasında yerini almış. Tabii ki bir jokeyin yapabileceği rakibini geçtikten sonra aynı stilde koşuyorsa mühim bir şey yani. Hızlı bir yarış oldu tabii. Dar virajlı bir pist. İzmir pisti biliyorsunuz. X851.5 ilk 1000'i 4.5 geçti. Sıralama değişmedi. Aynı devam ediyor. Ve sizin hatta dediğiniz gibi son viraja girdiği zaman Mavi Kılıç daha da temposunu arttıracak. Hemen ikinciyle arasını bayağı 3-4 boya çıkaracak. Bir ara ben bile seyrederken yani acaba gelemeyecek mi dedim iki tane safkan. Yani çok avantajlı çıktı. Şu anda ilk önce Mavi Kılıç'ın dışına geliyordu Vaiz. İçini tercih etti. Sonra şimdi yeniden dışına çıkacak. Orada bir önüne gelir gibi oldu Mavi Kılıç. Ama dışarıdan da Kayıbey geldi. İki safkan kısa bir mücadele ettiler. Kayıbey hemen hakim oldu. Ve yarış sonrası da kulaklarına bakın. Daha hala kuvveti var. Böyle. Devam olsa edecek yani. Ya evet aynen. Müthiş bir yarış oldu. İki safkan da çok güzel koştu. Tebrik ediyoruz. Tabii ki Mavi Kılıç'ın bu şekilde koşması bugün bu iki safkana çok büyük şans avantajı verdi. Benim şahsi kanaatim. Eğer Deliver'ın arkasında gitseydi ne olurdu? Mavi Kılıç'ın şansı belki çok artabilirdi ama o önde gitmeyi tercih etti. Kendisine yaradı mı yaramadı mı? Üçüncü olarak ayrılsa da İmparator diyor ki biraz daha idareli gitse daha iyi bir sonuç alabilir. Yani bu şekil bütün yol boyu efor sarf etti. Yani hatta 700'den sonra da yarışı koparayım dedi. Ama muvaffak olamadı. Evet şimdi bu üç safkan Akdeniz derbisine gider mi gitmez mi? Güzel soru. Gitmeli mi gitmemeli mi? Yani başka da yarış yok tabii. Tabii. Sezonda bitiyor. Ya herhalde Kayıbey için çok opsiyon kalmadı. Grup 1'i de kazandı artık. Evet. Mavi Kılıç'ın da yani grup 1 koşabileceği böyle yarışlar var mıdır sezonda? Sezon içerisinde. Bence bu atlar gidecek diye düşünüyorum. Akdeniz derbisi de müthiş bir yarış olacak öyle görünüyor. Vay. İmparator 3 isimde Akdeniz derbisinde görebileceğimiz isimler dedi. Bakalım Atan abi önce yarışla ilgili sonra da Akdeniz derbisiyle ilgili neler söyleyecek? Ya yarışın favorisi kazandı. Kayıbey
AGF'ydi. Akın favorisiydi. Favori gibi de koştu. Çok da güzel bir performans sergiledi. Akın da şahane bir performansla ikisi. Zaten inanılmaz bir uyumları var. Kaç yarıştır geçilmiyorlar değil mi? Bayağı da 7 yarış mı oldu? 10'da 9 oldu, 8'de 8 oldu. Üst üste 8 mi oldu? İnanılmaz bir şey. Tabii atın hikayesi enteresan. Daha önce bir kere anlatmıştım. Mutlu da seyrediyorsa. Hemen düzelteyim abi. 7'de 7 olmuş. 7'de 7. Kulakları çınlasın. Ya 3 yaşındayken bu atı istedik. Anlatmıştım Bodrum'da Akın abi, Akın Özdeniz, evet, bir yat bakın bana demişti. Bu atı gitmiştik. Tevfik abi bizi kovalamıştı. Nur içinde yat. 500 bin lira istemişti o zaman, hiç unutmuyorum. Mutlu gitmişti, hatta ben dedim hani bana Tevfik abi çünkü sallar biliyorsun yani rahmetli. Mutlu'yu gönderdim de ne olursa Mutlu olsun, tokatı yerse de Mutlu yesin diye. Çok beğendiğimiz bir attı. Sonra performansında bizim beklediğimiz at değil mi acaba gibi böyle bir şeyler oldu. Sonra bir el değiştirdi at. İnanılmaz bir tabii ki performans yaptı. Emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum. Tolga Han, Mustafa Baykara kardeşimiz, onun dışında Safkan'ın sahibi, bütün seyisi. İnanılmaz bir şey yani. Gerçekten bir başarı hikayesi yani bu. Müthiş bir şey. Wise geçen yarışında zaten ben Ege Derbisi'nin çok şanslısıyım. Kazanabilirim mesajı veren muazzam bir yarış koşmuştu. Yine çok iyi koştu bence ama rakibi gerçekten çok iyi koştu yani. Dolayısıyla onun da performansını kutlamak lazım. Mavi Kılıç İmparator anlattı. Burada bir gezindi, içeri geldi. Orada bir dışarı çıkmak zorunda kaldı Vaiz ama hani ondan kaybetti diyemem. Çok böyle fren yapacağı bir şey olmadı orada. Ama dediği gibi İmparator'un belki bir vites daha düşük götürse, daha dirençli kalsa en azından aynaya kadar bir mücadelenin içerisinde olurdu. Çünkü çok da geri gelmedi yani. Evet. Çok güzel koşu. Tabii oğlum Doruk bizim beklentilerimizin çok altında. Altında. Aynen. Bir performans sergiledi. Gerçek oğlum Doruk'un esamesi yoktu yarışta. Ki daha önce bu koşuyu kazanmış bir attı. Belli ki bazı dertleri var. O dertler yüzünden geçen yarış aslında çok kötü değildi yarış. Yani bu yarış daha iyi koşabileceğini gösteren bir performans sergilemişti ama onu yapamadı ve Özcan da zaten bir yerden sonra da bıraktı zaten. Devam etmedi. Ya tabii şimdi kazananları tebrik ettikten sonra tabii şunu da söylemek lazım. Akdeniz Derbisi'ne hani giderler mi diye. Ya maalesef bizim bunu İstanbul'da başka grup atlar için de söylüyorum. Mesela yaşlı Arap atları için de hep burada konuşuyoruz. Mesela bu yarışta İzmir için de konuşabiliriz. Kum ve İngiliz atları, dört yukarılar için. Maalesef biz birçok atı çok erken oyundan düşürüyoruz. Yani oyun dışı bırakıyoruz. Atlarımıza biraz hor kullanıyoruz. Çok yarış programlarını çok iyi yapmıyoruz. İyi yapan işte böyle oluyor. İyi yapan karşılığını böyle oluyor. Bir şekilde alıyor. Step step hedef koya koya, hedef yapa yapa bir yarış programı yapıp hazırlayıp ona sadık kalarak öyle işte bir kayıt yapalım bulunsun da işte bakalım rakipler koşmazsa koşar, öyle değil yani. Planlı, programlı, çok daha önceden belli hedefleri yaparak koştuğunuz zaman atınız 8 yaşında da olsa, 7 yaşında da olsa, daha önce hiç böyle bir deneyimi olmasa da, daha önce İzmir'in havasını, suyunu hiç koklamayıp içmese de, ilk defa gelse de işte böyle bir başarıya imza atıyorsunuz. Bu tamamen plan, program, atınıza iyi bakmak, doğru yarışlar seçmekle alakalı. Ha, onun dışında şunu da söyleyebilirim kendi adıma. Hani yarışın kalitesi bana göre son yıllarda giderek düşüyor İzmir'de. Allah Ege Derbisi. Yani ben bugün özellikle baktım. Bir tablomuz var, onu verelim mi? Evet, onu da özellikle yaptım. Yani 127 puanlı atların koştuğu, kazandığı handikap puanlı atların koştuğu, işte ortalama handikap puanlarının 100'ün çok üstünde olduğu dönemlerden maalesef bugün... Sevgili Hamza, bir tablomuz vardı, onu verebilir miyiz? Gerek handikap puanı olarak, gerek koşuya katılan atların ortalama handikap puanları olarak, gerek kazanan atların handikap puanları olarak baktığımız zaman özellikle mesela son 3 yılda en alttaki o bolt dişi yazılar mesela ortalamasını gösteriyor son 15 yılın. 15 yıla yani aldım ben son mesela. Son 15 yıla göre ortalama handikap puanında... Ki son 3 yıl hani 93'ler 92'ler olmasına tabii, rağmen... Yaklaşık 8, %8 yani her daha az. Her tarafta aynı. En yüksek handikap puanında yine alt sınırda. En kazanan atın handikap puanı olarak en sürpriz diyebileceğimiz durumda. Atan abinin buradaki genel eleştirisi son yıllarda Ege Derbisi'ndeki
rekabetin... Yani iyi atımız kalmadı çünkü. Evet. Yani bizim kum pistte birinci sınıf atlarımız maalesef oyun dışı kaldılar. Özellikle İzmir'e giden grupta söyleyeyim. Yani zaten yukarıda tabloya baktığın zaman da son 3 yılın bu ortalamayı ne kadar da düşürdüğünü de görüyorsun. Ha, tabii ki bu kazananın bir suçu değil yani. Tabii ki. Var kimin atı ne varsa koştu kazandı işte bu. Yani bu koşabilecek atlar bunlardı. Bunların içinde de en kuvvetlisi, en güçlüsü kazandı. Ama dolayısıyla ben hani bu Ege derbisinin Akdeniz derbisinde tabii oradaki atları da görmek lazım. Kimler koşacak, kimler kayıtlı olacak ama ona göre bir değerlendirme yapmadım. Doğru olduğunu düşünüyorum. Gitseler şaşırır mısın abi? Şaşırmam tabii ki. Şaşırmam tabii ki. Kayıbeyi... Büyük ihtimalde gideceklerine inanıyorum. Yani zaman da müsait. Hemen bir katkı geldi. Hiç uzun süredir sağdan dönüşlü bir kum yarışına çıkmadı. Hep soldan dönüşlü pistleri tercih ediyor diye. Kayıbeyi için ama İmparator'un dediği gibi çok da fark edecek bir şey yok. İstanbul'da koşuyordu. İstanbul'da koşuyordu. Yani. Çok bir şey olmaz. Vaiz için zaten öyle bir planlama vardı gibi. Çünkü Kinova'yla daha önce Eker'i bu tecrübeyi yaşamıştı. Mavi Kılıç için de İmparator gidebileceğini söylüyor. Ege derbisi yüksek atmosferiyle ve büyük mücadelesiyle sonlarda geride kaldı. Kazanan Kayıbeyini bir kez daha kutlayalım. Gözler Ekürüsü'nü, sevgili Tolga'nı, Jockey Akın Sözen'i ki yılında ilk grup biriydi. Vaiz ikinci, Mavi Kılıç üçüncü, Hefe de Hefes dördüncü, Dragonfire'da beşinci olarak pistten ayrıldılar dedikten sonra... Mesela bu senenin yani üç evet. yaşlıları önümüzdeki sene sezon bitip Adana'ya ve İzmir'e dağıldıklarında göreceksin ki o atlar bütün şeyi değiştirecek. Yani bütün sıralamaları, bu yarışlardaki sıralamaları değiştirecek. Evet. Yani bugün gördüğün atlar o atlara üstünlük sağlamakta çok zorlanacaklar. Oo. Benim şahsi fikrim yani. Yani çünkü sezonun ikinci yarısında 3 ve yukarı yaşlı yarışlardan itibaren bir... Tabii o hem İstanbul Ankara'da onu yaşayacağız ama evet. özellikle kış mevsimi gelip bu atlar üçlüler dağıldığı zaman çok dengeler değişecek tabii. Çok kuvvetli üçlüler geliyor çünkü. Vay vay. Sen de fikirsin ha İmparator. Çok. Yani bu üçlü grubu çok daha kuvvetli. Wow. Şimdi Gazi koşusu ve klasik koşular için tabii atların birçoğu İstanbul'da istirahat ediyor veya tabii. Adana'da, İzmir'de bandalar ama çok koşmuyorlar. Yeni yeni artık sezona hazırlık giriş yarışları yapacakları için bir yere gitmediler onlar birçoğu. Yani zaten geçen sene İstanbul'da Ankara'nın flash hatlarını kışın seyretmedik çok. Doğru. Neyi seyrettik? Onun yerine Son of Kugur'u seyrettik, Chariot'u seyrettik, Dapperman'ı seyrettik. Yani bu tarz atları seyrettik. Ya diğer atlar şimdi yeni işte kayıt olmaya başladılar. Bir şey çıkıyor. Ama bu atlar yıl sonunda artık üçlü jenerasyonları da tamamlandığı için Adana ve İzmir'e doğru şey yapacaklar, seçim dağılacaklar. Yapacaklar dağılacaklar. Orada tabii performans yapacaklar. Dolayısıyla seneye daha yüksek bir daha yarışın kalitesinde de hani hem koşan atların handikap puanları ölçüsünde ve kariyer ölçüsünde daha kuvvetli yarışların olacağını düşünüyorum. Uzun vadeli analizleri seviyorum. Zira aylar sonra bile karşımıza çıkabiliyorlar. Bakalım öyle mi olacak? Bir laf söylemiştim burada hatırlatayım. Evet. Kebap mı balık mı demiştim Kugur için biliyor musun? Hatırladın mı? Evet hatırlamaz mıyım? Kugur kumda çok iyi koşuyordu. Doğru. Hatta Bursa'da bir kum yarışı kazandı. Kocakaya mı biniyordu? Evet. İşte Ahmet kardeşimize demiştim ki buradan selam olsun. Kebap mı balık mı? Aynen Adana'ya ben kebap mi düşünüyordum. O balığa gitti İzmir'e o sene. Yani böyle bir espri yapmıştık. Yani gelecek sene tabii... Mesela Kugur'un jenerasyonu da çok iyi bir jenerasyon. Müthiş. Çok iyi bir jenerasyon. Kugur da çok kuvvetli bir at. O yani o tırnakla nasıl koşuyormuş? Mesela 5 ay önce İstanbul sezonu bitmeden işte 1 ay önce 2 ay önce biri size deseydi ki Ege derbisini Kayıbeyi kazanacak. Ne derdiniz? Güler geçer cevap vermedi. Tamam, ama son koştuğu yarışta Vaizen ikisinin son koştuğu yarış zaten hemen koydu. Tabii. Kalmadı belli işte onu söylüyorum. Yani. Önündeki atlar maalesef. Tabii yanlış anlaşılma olmasın yani Kayıbeyi'ni övüyoruz. Kayıbeyi mevcutların en iyisi aynen, yani. Aynen mevcutların en iyisi olduğunu altını şey çiziyoruz. Yani farklı bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bakalım ilerleyen zaman ne gösterecek? Ben tabii Türk atçılığının her noktasını konuşmak da lazım Ömer ya. Tabii ki. Yani
Yani bir yerde aynı şey futbolda da oluyor mesela. İyi oyuncular, iyi sporcular farklı konuşuyor. Bazı jenerasyon. Ama bak at yarışında benim mesela söylemek çalıştığım şey şuydu ki imparator bunu benden daha iyi bilir. Her zaman en iyi atı olan kazanmıyor yarışı. Oo çok güzel. Seviyorum. Atına iyi bakan, atını kollayan. İyi antren eden, atını kollayan, atına doğru yarış programı yapan, atının hedeflerini doğru seçen, pistini doğru seçen, mesafesini doğru seçen kazanıyor. Kayı Bey budur işte. Süper. Kayı Bey kendi jenerasyonunun en iyi atı değildi. Süper. Ama en iyisi oldu şimdi. Nasıl oldu? Çünkü ayakta kaldı. Çok iyi bir ahır bakımı, çok iyi yarışlar, yarış programı, iyi yarışlar seçme, doğru pistleri seçme, doğru hedefler koyma ve adım 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 gelen bir başarı yani. Bunu takdir etmek lazım. Ya bu açıdan bakıldığında hakikaten çok önemli bir tespit. Neden? Kayı Bey'in defalarca geçildiği atların belki grup 1 koşmuşluğu yok. Tabii ki. Ama Kayı Bey'in kariyerinde artık bir grup 1 galibiyet var. Tabii ki. Çok önemli. Bir de bazı atlar, o da tabii bir şey. Bazı atlar yaşlandıkça potansiyelleri, gerçek potansiyelleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani biz her atı mesela ikili koşmak istiyor. Türk atçılığının çünkü öyle bir ata 3 yaşında, 3,5 yaşında koşacak Türk atçısının ekonomik özgürlüğü çok az kişide var. Atını oralara kadar bekleyebilen, sabredebilen. 2 yaşlı koşmak istiyoruz, erken koşmak istiyoruz. Yani en azından 2 yaşında birkaç yarış koşmak istiyoruz ama biz istiyoruz ama at koşmak istemiyor yani o yaşta, anladın mı? O biraz daha yaşlandıkça koşmak istiyor. Kayı Bey de öyle bir at yani. Yaşlandıkça şarap gibi yani. Yaşlandıkça kıymetleniyor, değerleniyor. İnanılmaz bir at yani. Kutluyoruz emeği geçen tüm ilgilerini ve geçiyoruz. Yine Akın Sözen'le start almış ve kazanmış bir diğer ismi. Touch the Cat revanşı bu kez almayı bildi. Üst üste mağlup olduğu rakibini bu kez mağlup etmeyi başardı. Nasıl bir yarış oldu? İmparator'a soracağız. Atan abinin ilavelerini alacağız. Clarence of Douglas numarayı aldı. Hemen arkasında Kaptan Fastantik. Dagmar 3 gidiyor. Touch the Cat 4 gidiyor. Emil Kurcak da 5. vaziyette grubun arkasında. Dizildiler. Evet, dizildiler. Gibi. Çok hızlı bir yarış yok. İlk 400'ü 25.99-26 diyelim. 37.5 biraz geçiyor. İlk 800'ü 49 buçuğa geliyor mu bakalım. Evet, 49.5 net geçtiler. Dagmar burada tabii götürüyor. Arkasında Touch the Cat tutuyor bak. Roller değişti bu defa. Evet, tabii ki bu tutmasının 4.5 kilo bir avantajı var. Tabii. Yani şimdi Touch the Cat 55, Dagmar 59.5. Geldi. Bundan evvelki yarışında mesela hiçbir kamçı bile kullanmamıştı Vedat. O gün kolay geçmişti. Bu sefer geldi, hakim oldu. Bu Safkan zaten bu mesafenin iyi atlarından biri. Bir de buradaki avantajı 4.5 kilo. Güzel. Dagmar bir de geçen hafta bir sinyal verdi. İyi başlamadı. Çok hiç kazanamayacağı bir yarışı geldi kazandı. O da onu o yarışta biraz yıprattı gibi görüyorum ben. Çünkü bu yarışta 700'den aşağı gidemiyor. Eski havasında değil gidiyor gibiydi. Tabii gidemiyor. Bayağı bir boşaldı yani. Bu yarışta tabii çok iyi koşan bir Safkan var. Bak şimdi şu 800'ü geçsin anlatalım. Dagmar'a bakıyoruz. 3. sırada kırmızı evet. Jockey ekipli kırmızı beyaz. Şimdi bakın. Arzu Güneş ekürisi. Evet şimdi götürecek 800 direğini geçti. Şimdi başladı ufak ufak götürmeye. Kamçısından bir uyarır gibi yaptı. Bak şu görüntü zaten bak. Şurada şu anda görüntü hadi zaten dedi. Belli ediyor değil mi? Evet şu anda hadi dedi. Ki boşlukta güzel yerde hemen gelmesi lazım. Gelmedi. Kaptan Fastantik mesela geldi, hakim oldu, hala ona gelemedi. Şimdi dışarıdan Touch the Cat evet. Küçük küçük geliyor.
Ve şimdi jokey istedi. Taşlı Keti tebrik ediyoruz. Ama burada yarışçılık tabiriyle sezon sonu yazdan bu yana koşmayan Emil Kurcak tam bir galop yarışı yaptı. Vay. Bana göre de çok iyi koştu. Dikkat diyorum. İmparator Emil Kurcak'a dikkat dedi. Evet. Atan abi. Çok güzel bir derece oldu bir kere. 29 net. Evet. Yani 28'e ineceklerdi neredeyse. Tabii Dagmar sentetik pistin bu mesafelerin çok özel bir atı. Geçen yarış kazanılmayacak bir yarışı kazanmıştı at yani. O gün inanılmaz bir sprint yapmıştı. Hep tabii benim de hep kafamda soru işareti oldu. Yani bugün yine aynı yerde kalırsa bu sefer yapamayabilir falan diye düşünüyordum açıkçası. O gün çünkü Touch the Wolf Ahmet çok içerilerde kaldı. Atların arasında bir ara hiç ikinci bile olmayacak gibiydi. At bir daha bir çıktı geldi falan. Çok doğru konumlanamadı bence yarış içerisinde o gün Touch the Cat. Yoksa o gün de belki bitirebilirdi. Ama geçen hafta da söyledim zaten. Bir pundunu bekliyor. En ufak bir sallandığı gün geçecekti yani. Bugün de öyle bir gün oldu onun için. Akın çok iyi bindi. Ben ilk kayıt olduğunda ya içimden şöyle bir şey geçirdim. Ya şu ata Halis binse acaba nasıl olur diye düşünüyordum. Hani daha arkasından yine böyle bir spitti ama Akın'ın bineceğini öğrenince deklere de onun da iyi bineceğini hissettim hakikaten. Çok da güzel bindi. Sprint mesafesini çok yazırdı. Bak Enver biraz erken yürüse kaybedecek yarışı yine biliyor musun? Dagmar yine cevap verebilecek. Verecek yani. Kesin verecek. Zaten aynaya tam geldiklerinde artık Taşlı Ket'in de sprinti bitti yani. Anlatabiliyor muyum? Ya ondan sonra ara yapacak bir hali kalmadı. Çok güzel ayarladı. Çok kuvvetli geldi. Kopmayacaktı yani. Belliydi yarış devam etse. Ama çok güzel ayarladı sprint mesafesini Akın. Yani kusursuz bindi bence. Bugün hiç. At da çok sağlıklıydı. Çok iyi görünüyordu yani yarıştan önce. Müthiş bir yarış koştu. Akın'ın bu hafta tabii ikinci böyle binişi. Rakibini aldı önüne. Evet. Ege derbisinde de. Bu yarışta da aynı Galata Kulesi. Yok yüksek koşunda. Bir motivasyonu var şu anda. Yani, yanılmıyorsam en çok grup yarış kazanan jokey şu anda yani. Bu sezon ve hiç kayıt kaçırmıyor. Yani önceki yıllara nazaran çok biniyor. Bu da skora oynayacakmış gibi bir izlenim bırakıyor. Artı Atan abi tabii biz bunu daha önceki programlarımızda da konuştuk tartıştık. Her spor dalında Ramazan ayında bazı sporcuların üzerine böyle yükleniliyor. Evet, mesela Akın Ramazanlarda öyle. Ekstra motive olan jokeylerden biri. Evet. Çünkü oruçlu olduğu için en ufak bir hatayı onun aleyhine kullanacak bir kitlesi de var. Var. Aslında imparator bu konuları daha iyi bilir. Yani zaten jokeyin yemekle olan ilişkisi zaten sınırlı. Her sene hani 12 ay Ramazan gibi yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani onu biz öyle düşünüyoruz ya acaba oruçlu çocuk işte su içemiyor hani su kaybediyor tabii su orada bir şey var filan diye ama Akın o zaten onu yıllardır becerebilen bir adam zaten yani. Dolayısıyla öyle olmadığında zaten gösterdi. Çok güzel bir yarış oldu. Ben bu atların yani bu 5 atında bu mesafelerde her zaman iyi koşan atlar olduğunu düşünüyorum. Bu atlar birbirini geçmeye devam edecektir. Şey konusunda %100 aynı fikirdeyim imparatorla. Tırnak içinde resmen dolaştı bence yani. 6 kilo fark verdi yani zaten. Emil Kurcak iddialı koştuğu hiçbir yarışta böyle koşmaz zaten. Bu tabii atların ya. Arkasında bir de dördüncü atın iki boy gerisinde falan gitmez. Onlar tamamen sezona bir giriş yarışı olarak hem bir atı görmek hem ona bir yarış göstermek için seçmişler. Ben önde giderse acaba biraz aleyhine olur mu bu yarış diye düşünüyordum ama hiç böyle koşacağını düşünmemiştim. Ters köşe bir yarış koştu bence. Arkada kaldı. Düzlükte toparlayabileceğini toparlarım diye geldi. Çok daha dikkat çekici bir dördüncülük elde etti. Bir sonraki yarışta bu atlarla kafa kafaya girer zaten yani. Çok iyi bir at olabiliyorsun. Stüdyonun ortak kararı Emil Kurcak'a dikkat. Tabii öndeki ikili rekabetini sürdürür gibi gözüküyor. Taşlı Ket, Dagmar. İkili rekabetini daha izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor. Her iki ekibi de kutlayalım. Captain Fantastic 3. Emil Kurcak 4. Prince of Darkness'ta 5. olarak pistten ayrıldı. Bir kez daha hatırlatalım. Antalya'ya gideceğiz haftanın bir diğer grup mücadelesine. Comeback Israel. Geçen programda, geçen galibiyetinde daha doğrusu İmparator'un çok beğendiği taylardan biriydi. Ve o da bir grup galibiyeti ekleyerek yola devam ediyor. My Boy Tomo numarayı aldı. Comeback Israel hemen arkasında. Adi Geperit işlerinde 3 gidiyor. Madras 4.
Abdi Hero 5. vaziyette kontakta grubun sonunda. Yavaş bir yarış, 27-80 gibi. Kontrol etti. Comeback Israel'in jockey'i, arka tarafı, içindeki safkanı, Adige Perit'i. Hemen Madras geldi dışına. Adige Perit içeride. Adige Hero hemen arkalarında. Kontakta. Evet, çok kolay gidiyor. Comeback Israel. Evet, çıktı düzdü. Daha hala yürütmedi. Tutuyor. Evet, şimdi daha ciddi götürmeye başladı. Şimdi esas dış taraftan hissedince Kuantak ve Madras'ı evet, maşallah güzel bir yarış koştu. Geçen yarışında da çok beğenmiştik. Bu sene böyle güzel yarışlar koşacağına inanıyorum. Bu safkanın. Çok kendinden emin. Terlemiyor. Çok sakin bir yapısı var. Maşallah. Kaçışı olarak tabii sizler hatırlamazsınız. Rahmetli Nur içinde yatsın, Özdemir Bey'in Gonzales diye bir atı vardı. Gonzales. Böyle kafası aşağı kaçardı. Bu at yarışın içinde böyle sanki öyle bir ikinci kenter yapıyormuş gibi pozisyonunda tutuyor kafasını. Allah. Yani bu çok ne kadar rahat olduğunu gösteriyor. Mertcan da hiç öyle panik yapmadan. Evet. O da bu haftanın çıkışı yapabildi. Ekürü şans verdi. O da bu şansını çok iyi kullandı bu sene. Bu hafta Mertcan da çok formda. Evet. Bugün Bursa'da da çok çok başarılıydı. Haftanın iddialı isimlerinden biri. Ve Comeback Israel da Antalya'da 4. startında 4. birinciliğiyle 2. grup 3 galibiyetiyle yola devam ediyor. Atahan abi. Evet. Halit Karataş'ın dönüş yarışı olabilir mi diye konuşuluyordu. Olmadı. Bu arada onunla ilgili de bilgi verelim. Çarşamba. Çarşamba günü İstanbul'da Halit Karataş tekrar at sırtında olacak. Zinciri koparanla dönüyor. Evet. Sevenleri gelsin padoğa. Halit Karataş'ı özleyenler eskiden çarşamba. Eskiden imparatora pankartlar açılırdı. Sen yetişmedin o gün. Aa, yetişmez mi? Yetiştin mi? Tabii ki. O kadar oldu mu senin yaşın? Tabii abi. Halise de açılabilir. Biz de pankart açmıyorduk ama geliyorduk izlemeye. Tabii çok iyi bir sezon geçiriyor at. Çok güzel koşuyor. Bu yarışta da çok kolay kazandı yani. Çok öyle de evet, zorlanmadı yani at. Yani daha zor bir yarış olur onun için diye tahmin ediyordum. Madras tabii bir soru işaretiydi. Son yarışından sonra nasıl geri dönecek acaba? Dönebilecek mi diye. O da güzel döndü. Fena dönmedi. Ya Kontaç her hafta neredeyse yarış koşuyor. Yani ona rağmen 24'üne yani. Adana'da 2000 metreye kaydı var abi. Yani inanılacak gibi değil yani. At belki biraz daha yorgun olmasa yine öndeki atla yine yakın bir şekilde girecek yani. Şu anda en geride. Evet. Yine gayet başarılı koştu. Bir önceki yarışlarını birlikte koşmuşlardı değil mi? Comeback Israel'in kazanı. Ondan sonra araya kaç yarış sıkıştırmış Kontaç? Bir yarış daha, bir grup daha koştu arada. Yani fazladan bir yarış daha koşmuştu. Tabii. Abi. Yani her karşılaştığında arada o bir tane daha fazladan koşarak geliyor yani. Yine çok iyi koştu bence. Mertcan için ben de birkaç şey sormak istiyorum. Yani lütfen. Halis'in at üstünde olmadığı dönemi Ekürü'ye gerçekten Ekürü'nün başarısını başarılı bir şekilde yoluna devam etmesinde çok önemli bir rol üstlendi bence. Hiçbir şekilde bir hata yapmadı. Muazzam bindi Ekürü'nün atlarına ve o yolculukta Halis'in olmadığı dönemde gerçekten Ekürü için de bir önemli bir destek oldu Ekürü'ye. Yani çok Mart ayında dört ayrı atla kazandı. Atman Ekürüsü'nün dört ayrı atıyla yarış kazandı. Tabii ki Ekürü'nün antrenörünün büyük tabii başarısı, Ahır'ın büyük başarısı ama Mertcan da bu fırsatı çok iyi kullandı ve onların yüzünü kara çıkarmadı. Öyle söyleyeyim. Halis'in de yüzünü kara çıkarmadı. Şimdi ben sezon içerisinde de bu iki atın Songbird'le
Comeback Hızı'nın beraber olduğu dönemler, Song Rising'in beraber olduğu dönemlerde yine bineceğini düşünüyorum. Kafamda tek soru işareti bu atın Çin pistiyle alakalı. He. Orada bir soru işareti koydum. Onu beklemek, görmek lazım bence. Ama sanki sentetikte İstanbul'da yolu çok açık gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. Çin pistteki şerhimi bir kenara yazarak. Ve onun dışında Abdi Hiro'dan daha iyi bir yarış bekliyordum. Evet, rakipleri sertti ama daha iyi koşabilir diye düşünüyorum. My Boy Tomo zaten, o da yıllar yorgun, ben yorgun. Kimin şarkısı? Zekai Tuncan'ın mı? Evet. Onu muydu? Önümüz abi. Coşkun Sabah'ın mı? Yok, yıllar yorgun, ben yorgun. Olabilir. Daha bir Zekai Tunca gibi geldi Zekai bana. Zekai Tunca bana da öyle geldi. Ama ona rağmen işte yine elinden geleni... Bir de Muazzez Abacı iyi söylerdi yıllar yorgun, ben tabii, yorgun. Tabii, efsane. Durum bu. Geçiyoruz bir sonraki mücadelemize. Bu kez Arap Safkanları için grup mücadeleleri arka arkaya vereceğiz. Önce İzmir'deyiz. Seçerhan'ın galibiyetini konuşacağız. Sözü imparatora bırakayım. Baba Temer içeriden geldi. Numarayı aldı. Hulki ikincilikte. Hemen arkasında Hulki'nin karizmatik 3 gidiyor. Büyük İskender 4. vaziyette. Neverland 5. Grubun sonunda da Seçerhan. Bu arada bir bilgi geldi abi. Comeback Israel için Çin pistte çıkarmayacağız bilgisi geldi. Doğrudur. Teşekkür ediyorum bilgi için de. İstanbul'da sertifikte devam. Buradan gelir der misin Murat? Evet, buradan gelir ben de demedim geri. Ama çok güzel. Rüzgar Dağ'ın yarışı bunu. Makineden 40 geçiyor öndeki at. İlk 600'ünü. 53-86 ilk 800'ü. Müthiş bir sürat var yarışta. Tabii o da orada dinlenmesinin avantajını aldı. İlk 1700 küsür. Şimdi tabii kamçıyı sağ eline çekince, evet, buradan sonra sanki böyle bir el onu müthiş hızlandırdı. Mehmet Kaya en dışta görmüyor olabilir mi onu? Sanki böyle öndekilere göre koşmuş gibi. Yok yok. Değil mi imparator? Müthiş koştu. Tebrik ediyoruz. Seçerhan. Yükselişini sürdürüyor da. Evet. Dikencik Ekürsün değil mi? Evet, Dikencik Ekürsün. Yani müthiş konuşuyoruz zaten o ikiliyi de. Geçen yarış, bir yarış evvel de aynı şekilde yine. Lozan koşusunu kazanmıştı. Yani tabii ikramiyeler öyle güzel bir noktaya geldik. Şimdi bu yarış ikramiyesi 600 bin lira yani. Evet. Şimdi Rüzgar Dağ'ın yarışı mesela sert bir, zor bir yarış oldu. Kolay bir yarış olmadı yani. Ondan sonra tabii onun olmadığı böyle bir yarışı koşmak tabii isteyen her sahibi. Grup, hem grup galibi olacaksın. Tabii. İyi bir ikramiyesi. Rüzgar Dağ'ın neden koşmadı? Ama o biraz daha aralı koşuyor. Ama yani kazanması için ancak şu görüntüde kazanması için ancak bu tempoların olması lazım yani. Bu tempolar olduğu için at geldi yani. He, güzel daha bir katkı geldi Rijde Çağrı'dan. 4 yaşlıların olduğu için Rüzgar daha gelmemiş de olabilir. Çağrı'ya yani teşekkür ederim. Yani 4 yaşlara, 4 yukarı değil. Yani dolayısıyla onun için hakikaten bu tempolar can simidi oldu Seçerhan için. Çok da kuvvetli bir at, güçlü bir at. Ahmet de bir yerden sonra atın geleceğini hissetti. Hiç bırakmadı yani. Başkası olsa mesela, yani bu iyi at, gelemiyor falan diye düşünür. Daha bir yarış evvel kim binmişti? Özcan binmişti. Özcan binmişti. Bırakmadı, inandı kazanacağını. Artık buralarda iyice anladı kazanacağını. Çok kuvvetli geldi, çok güçlü geldi tabii. Çok güzel bir yarış kazandı. Ya, ikinci, üçüncü, dördüncü atlar zaten yani foto zor ayırdı. Çok yakın geldiler. Dikencik Ekürüsü başarılarını sürdürüyor yani. Gerçekten evet. Öyle. Neverland ikinci, Baba Tamer tempo verdi yarışta. Üçüncü kalmayı başardı. Hulki dördüncü, Büyük Menderes'te beşinci olarak pistten ayrıldı. Kutluyoruz Seçerhan'ı ve geçiyoruz haftanın diğer grup mücadelesine. İngilizler de Akın Sözen, Araplar da Ahmet Çelik'in bindiği safkanlar biraz daha ağır bastı demiştik.
Adana Vali Koşusu'nda da kalbimdesin koşuyu kazandı. Erkek rakiplerini mağlup etmeyi bildi. Tek dişi yarışın sonunda gidiyor. Tek dişi yeşil kalmış şapkalı. Canavar. Doğan kardeşler numarayı aldı. Sehar 2 gidiyor. Beyaz Işık 3.'lükte. Akatahan 4 gidiyor kalbimdesinde. Aynı yerini yarışın sonunda koruyor. Çok da kolay gidiyor. Şimdi düzlüğü çıkarken gelecek dışlarından, beyaz ışığında dışından. Burada bir yavaşlatmak mecburiyetinde kaldı. Hemen beyaz ışığın dışına aldı şu anda. Evet, çıktı şimdi. En dışta kalbimdesin. Ama müthiş geliyor maşallah. Yani böyle bir 4 yaşında bir kısırağın böyle erkek atları hakimiyeti müthiş bir şey yani. Buralarda artık rakipleri onun çaresiz. Onun için çok kolay oldu. Mesela ne demiştik? Akın Sözen 2 yarış bekledi. Evet. 2 yarışta yine Arap atlarında Ahmet Çelik de Enger'i bekledi. Hem Seçeran'da hem bunda bu şekilde kazandı. Süratli İlteresan. Giden yarışların evet. Sonlarını kazandılar. Evet. Baksana derler ya açlık tabiriyle yumurta gibi olmuş kısırak. Maşallah. O kadar güzelleşmiş ki maşallah. Kalbimdesin. Dil şeker deyince tabii büyük yıldız. Evet. O da... Eskişehir'e selam olsun. Eskişehir'e selam olsun. Hem Gökhan'a hem İsmail'e. Kupa Eskişehir'e gitti. Çok güzel koştular. 4 tane ciddi erkek rakiplerini önüne aldı. Bütün... Kumuniye atları bunlar işte. Evet. Arkada son virajı Enger'i döndü. Düzlüğe çıktıktan sonra yani pistin daha düz yolun ortalarında hakim oldu. Ya müthiş bir yarış koştu attı yani. İnanılmaz bir yarış koştu. Şimdi mesela Doğan kardeşler 2 yarıştır inanılmaz bir performans yapan at neredeyse 50 metre yaptı ona. Noktalı virgül koy abi sana zahmet. Bir katkı vereyim. Şimdi bazı illerin komiserler kurulunu konuşacağız. Adana diyor ki 6. koşu sonrasında 3 numaralı Doğan kardeşler isimli atın benim ismim Mehmet Akyavuz ile atının koşu performansı hakkında görüşülmüş olup kurulumuza vermiş olduğu beyan yeterli görülmüştür. Bravo. Raporda var. Hatta bir terk edince yarışı tamam. Neden böyle oldu diye. Aynen. Bu kadar jockey'nin görüşü oluyor. Büyük performans yani. Farklılıkları aynen. Olunca tabii. Senin söylediğin gibi onların da dikkatini çekmiş şimdi çağırmışlar. At burada numara götürüyor. Bir anda bak ne 800 oluyor. 800 metre gidemedi ya. Tabii. Önceki yarışlarına göre çok erken pes etti. Ben mesela hep bu grupta Akat Ağa'nı böyle... Bu atların böyle bir yarım sınıf üstünde görüyorum yani. Görüyordum ama ikidir hakikaten kaybediyordu ona. Bugün geçeceğini, onu geçeceğini tahmin ettim ama tabii kalbimde seni böyle bir yarışını tahmin edemedim doğru söyleyeyim. Muazzam bir yarış koştu gerçekten. Ahmet de çok soğukkanlı bindi. Hiç acele etmedi, bekledi son düzlüğü. Kısrağı da erkek atlardan uzaklaştırdı dışarıda. Evet. Hiç onları yanına yaklaştırmadı. Çok rahat bir sprint yaptı, kazandı. Böyle koşarsa zaten bu atı geçmek... Hani çok kolay hem değil. Cinsleri geçemez yani. Hem cinsleri geçemez. Evet. Erkek atlarla da işte böyle muazzam bir yarış yapıyor. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu adil analizler devam ediyor. Safkan daha vardı. Dişi ismini unuttum. İki yarış üst üste. Gökhan Kocakaya biniyordu İstanbul'da. Bekliyordu. Evet böyle. Evet. Makaracı kız diyeceğim geliyor yok, da yok, değil. Yok değil abi. Koşmadı galiba bu sezon. Biletçi kız. Koştun mu sezon? Yok. Bu yıl koşmadı. Koşmadı yani. Yani o da... Müthiş koşan dişilerden bir tanesi. Ona da Gökhan bindi. Biletçi. Gökhan değil mi? Kazandı kalbimdesinde diye biliyorum Gökhan'la. Tabii. Ankara'da Gökhan'la kazandı. Geçen Gökhan'la karşılaştım. Gökhan Yıldız atın sahibi. Tebrik ederken abi bir 3 yaşlımız var Turbo'dan dedi. Anne kardeşim. Çok başka bir şeye benziyor dedi. Benim ki yani maşallah Allah nazardan saklasın. İnşallah onda böyle güzel bir at olur. Keyifle seyrederiz bu yaz. Turan Yıldız'dı. Öyle mi? Turan Yıldız'dı. Ya şu can kardeşlere insan üzülüyor yani evet. Gerçekten ya. Hakikaten üzülüyor yani. Çok yani çok başarılı bir ay görmüş yani. Bu kadar kısa sürede
Yani. Suni tohumlaması yok. Hayatını kaybetmesi. Suni tohumlaması yok değil mi? Öldükten sonra yasak. Yasak ha. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan dönüşte önce kısa vade mücadeleler, sonra da tartışmalı görüntüleri stüdyonun yorumlarına bırakacağız. Ama kısa minik bir aranın ardından sizlerle buluşacağız. Zübeyde Hanım koşusu başladı değerli yarışseverler. Belio Flowers geliyor iç kumardaki bir yolda expectation'ı yakalıyor potayı on numaralı. Belio Flowers buluyor Zübeyde Hanım koşusunu on numaralı. Belio Flowers Akıl Sözen'de kazandı. Start verildi ve anapartalar koşusu başladı. Altı numaralı HFDF saldırıyor İpeymen. Asfalt önde HFDF geliyor potayı bulan. Detaylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 97. Gazi koşusu başladı. Taylar Gazi'nin izinde Cumhuriyet'in yeni yüzyılına doğru dört dala koşuyor artık. Urfa Aslanı, Gazi koşusunu 97.sini Urfa Aslanı kazanıyor. Ne mutlu Gazi'den, ilelebet emanet bize bu Cumhuriyet. Atlar. Sasaki memnuna girdi, start verildi ve Haliç koşusu başladı. Solik Büyük Medya'ya doğru içeriden. Bir numaralı Asian Final ortadan Traitor geldiler. İki hatma kadar Asian Final önde potayı da bir numaralı Asian Final buluyor. Halis Karataş'la fotoğrafı. Memle girdiler. Start verildi ve Ali Rıza Bey koşusu başladı. Bir buçuk alt por kadar Aypas önde. Yollar az geliyor.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adana Vali Koşusu'ndan sonra kısa vade mücadelelere geçeceğiz demiştik. Ve Özge Can Aslan adına kadına şiddete hayır koşusu her yıl olduğu gibi Adana'daydı. Ve kazanan King Berkay oldu. Bir kez daha saygı ve rahmetle de anıyorum Özge Can kardeşimizi. Evet, bu sene maşallah müthiş King bir Berkay. Safkan. Büyük bir kondisyona sahip, numarayı aldı. Hemen Tur Demirkır dışında içinde Yener Docan, Altın Sima 4 gidiyor. Flashback de 5. vaziyette grubun sonunda. Çok kolay. Daha hala yürütmedi. Müslüm biniyor değil mi yine? Evet, Müslüm evet. Çelik'le start oluyor. Hala yürütmedi. Şimdi hadi dedi, ayağını değiştirdi. Bir ara Tur Demirkır gelir gibi oldu ama daha da hızlandı şimdi. Evet, kolay oldu. King Berkay için tebrik ediyoruz. Tur Demirkar ikinci, Altın Sima geldi ama biraz mesafeli herhalde. Flashbank için geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Erol Eykürüsü'ne. Yarışı ne yazık ki tamamlayamadı. Ercan Çankaya'yla start almıştı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Arızalandı ve maalesef yarışı tamamlayamadı. Atan abi ne diyorsun? Müthiş bir form King Berkay. Evet. Yani zaten hep yılın bu aylarını bekliyor, bu yarışları bekliyor. Çok da güzel seriye bağladı. Arka arkaya kazanmaya devam ediyor. Bugün de yine çok güzel koştu. Ağır'da bir AGF'si vardı. Kazanmayı bildi. %79 evet. Son dönemin önemli evet. favorilerinden biri olarak metre. Girdi. Onun suretine çıkabilecek çok bir at yok. Rakibi yok. Ama Tur Demirkır çok güzel koştu yani. Ben bu kadar iyi koşacağını tahmin etmiyordum. Çok iyi koştu. Tur Demirkır'ın ikinci, Altın Sima'nın üçüncü, Linardo Hoca'nın da dördüncü olduğunu hatırlatmış olalım. Ve Buca Belediye Başkanlığı koşusuna gidelim ki Ege Derbisi için önceki programlarımızda konuşurken özellikle Ekürin'in Buca Belediye Başkanlığı koşusunu tercih edeceğini söylemesiyle tabii biz de önceden beklemeye başlamıştık koşuyu. Warden Cliff'ten söz ediyoruz. O da çok büyük bir favori olarak bu koşuya çıktı. Ve favori gibi koşup kazandı. İmparator'a sözü bırakayım. Nasıl bir yarış oldu İmparator? Lancaster numarayı aldı. Hemen arkasında Dragon Pulse, Warden Cliff içlerinde 3 gidiyor. Hemen arkalarında Gurme 4, Extra Hunter 5, Patriot da 6. vaziyette yarışın sonuncusu olarak takip ediyor. İçeride bütün yol dinlendi tabii Warden Cliff. Tutamadan gidiyor. Arka tarafta bir döküldü. Şimdi daha çıkar çıkmaz Mehmet hemen içeriden açılır açılmaz. Hadi dedi tuttu zaten ondan sonra potaya kadar. Ki kumun en ağır yerinden geliyor şu anda. Dışında iki rakibi Dragon Pulse ve evet. Night Stars epey bak, uğraşıyorlar ama. Yarışın ilk bini iki. İlk 1213.80, ilk 850. Ve buralarda Mehmet Kaya Safkan'ı sevmekle meşgul. Evet, ne bitti? 26.5 mu? 26.30. 26.28. 26.20. Yani normal hadi dese 25 falan bitecek ki yani. Üstüne 51 yapsa zaten. Müthiş. İşte yani at kendi mesafesini koşarsa performansı yükselecek devamlı. 3 yaşlıyken böyle 1-2 uzun kısa yaptılar. Ama sonra şimdi koşması lazım İmparator mesafeyi. Ya insanın böyle atı olsun. Sayken değil yani. böyle atı olsun. Daha yani kısaları koş. Baba bu tempoya üstüne 51 yapsa 800'ü var ya. Ay, çok zor çünkü neden? Derbide. Yok. O zaman Akdeniz'e gider. Niye gitsin yani? Bence ne kadar bu böyle kısa yarış varsa koşar işte bu sezon.
Böyle keyifli olmuyor. Çok kolay kazanıyor. Bize malzeme de çıkmıyor. Çıkmıyor. Yorum bile yapacak durumumuz yok yani. Eyvah eyvah. Ama %86 AGF son dönemin en yüksek AGF oranlarından biriydi. Hakkını vererek koştu. Çok jockey için de çok zor bir şey. Çok rahat. Büyük bir ağırlık değil mi İmparator? Büyük. Hem de ağırlığın da ağırlığı. Vay. Onun heyecanı. Hele genç kardeşlerimizde. Yani... Ya Mehmet usta da jockey tabii. Hiç panik bile yapmadı yani. Şans tanımadı yani. Kaç yarıştır. Evet. Hiç geçilecek gibi olmuyor yani. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı işte acaba filan dedecek bir durumu yok yani. Maşallah. Muazzam. Tebrik ediyoruz. Warden Cliff böylece üst üste dördüncü birinciliğini de almış oldu. 2024'te 4 kez piste çıktı. İkisi kısa vadede 8, biri kısa vadede 9, biri grup 3 olmak üzere 4'ünden de galibiyetle ayrıldı diyelim. Ve şimdi Antalya'ya gidelim. Antalya'da bir diğer kısa vade mücadele. Ekürilerin mücadelesine dönüştü. Master Classman koşuyu ekürüsünün önünde kazandı. Nasıl bir yarış olduğunu yine İmparator'a soracağız. Master Classman numarayı aldı. Hemen ekürüsü. İmparator Rezi'de çıkışta tam bir durdur demiştin. Evet, burada şimdi bir starttan çıkan Mandacan. Mandacan'ın jokeyinin sol dizine dikkat edelim. Bakın. Kim biniyor? Gökhan Yıldız. Gökhan Yıldız. Evet. Öne gelmek için böyle hani otur kalk yapar gibi mi biniyor acaba? Yani şimdi tamam da dizi neden öyle onu anlamış değilim. Bir ağrısı mı var, sızısı mı var? Yani kapatamıyor mu dizini? Bir şey var yani. Çok mu kısa biniyor? Zaması mı evet? Zaması mı kısa yani, acaba? Anlayamadım ben ne olduğunu. Enteresan. Evet. Akıtalım. Evet. Master Classman numarayı aldı. Extraction hemen arkasında. Mandacan 3 gidiyor. Bolt Silver 4. vaziyette. Mighty Maker 5. Bayağı da ara verdi. Ön tarafa niye hemen 4 gidene yanaşmıyorum merak ediyorum yani. Hem de 28'de geçiliyor. Ben yani böyle demek ki tek sıra giden bir yarışta bir jockey neden avansı verir ben onu anlamıyorum. 29.5'da falan geçiyor oraya. İşte yani kafasında ne bir düşünce var anlayamadım. Yani daha mı iyi sprint yapacak bu kadar avans verirse? Tabii enteresan bir yarış oldu. Arap temposu ya. Düzlükte şimdi bayağı. Hamzacığım düzlüğe gelelim. Şimdi ekürüleri geldi. Bolt Serior. Kolay vaziyette şu anda. Geldi yakaladı. Bir ara hakim oldu. Evet şu anda da içerideki jockey'in kamçısı düştü. Evet. Ekürülerden. Akın içeridekinin. Şu anda hakim gibiydi. Orada bir hafif bir fake yedi. Bolt Silver. Şimdi iki ekürü bir o eliyle kullanıyordu. Bu el davasına bir ceza yemişti biliyorsun Kocakaya. Evet Gökhan Kocakaya Bursa'dan evet. Ceza yemişti. O Kocakaya'ya özel cezalar evet. Bugün niye bu el cezası ele bir şey yok mu ellen? Bazı cezalar Kocakaya'ya özel cezalardı. O gidince o cezalar kalktı. Kalktı mı? Tabii. Evet. Ama Antalya'da binseydi o da almazdı abi. Diyemiyorum abi bir şey diyemiyorum. Hakeme bağlı. Evet, tebrik ediyoruz. Ekürler yani. Böylece Extraction Antalya pistine ilk kez geçildi ama yabancıya geçilmedi. Bilal, kendi ekürüsüne. Ahırdaşına geçilmiş oldu. Burada bir ufak bir orada bir fake var yani. Ayhan Anca... Koçuna 2949 liralık bir yaptırım var. Evet. Doğrusunu yapmış komiserler kurulu. Orada bir ince bir foul yiyor. Buluştuktan sonra da evet. Uzun süre ayrılmadılar. Tam aynanın önünde Master Classman. Parayı doğru yerde vereceksin abi.
Burun farkıyla kazandı. Doğru yerde vereceksin. Aman yani. Feragat etti ama diyorsun abi. Doğru yerde feragat etti. Hani var ya faulü doğru yerde kesiyorsun bazen. Ata doğru yerde. Basketbolda çok olur. Yok yani tabii atı hakkını yemeyelim. At çok güzel koştu. Ekürüsünde geçti. Tempoyu kendi tayin etti Ayhan. O temponun içinde de diğer rakiplerini tuttu. Ve geçilmeyen Formula 1 ekürüsünü de rakip gibi görüp hakikaten de müthiş bir yarış koşup geçti. Kutlayalım. Ve geçelim bir sonraki mücadelemize. Kısa vade 9 Adana'dayız bu kez ve President of City Cevheri Bucak ekürüsünün safkanı. Evet. Grey Kurt. Liderliği numarayı aldı. Qualisto hemen şimdi gelecek ikinciliğe geldi. Hartmet içeride 3 gidiyor. President of City 4. Demirkurt 5. Bu şekilde takip ediyorlar. Qualisto bu yarışta neden böyle tercih etti onu anlamış değilim. Ön grupta gitmeyi mi? Evet. Herhalde yani yarışı yavaş gideceğini mi düşündü? Yani uzun müddet koşmamış bir atın bu şekilde koşmaması lazım. Stili neyse onu koşması lazımdı. Ama onlar bu şekilde tercih ettiler. Ama bana göre Safkan yine de iyi koştu. Yani ilk yarış uzun zamandır. Evet, düzlük çıkıldığında müthiş bir sprint geldi. President of City. Şu anda 5. Evet, müthiş bir sprint ama öyle böyle değil. Ki burada Qualisto bir evet. Kamçıyı kullanınca bir hücum etti. Evet, şimdi geliyor. Buradan sonra... Buradan sonra President of City. Şahane bir sprint. Evet, sol elini aldı kamçıyı. Meşhur sol kamçı. Evet. Evet. Hard metal ikinci. Çok güzel koştu kazanan at ama bana göre bu yarışın en iyi koşanı Qualisto. Oo. Yani aksiyonları da müthiş. Geçen sene bu aksiyonu yapmıyordu. O zaman yani, bu ara yaradı diyebilir miyiz? Tabii arınmış yani ata ağrılarından, sızılarından. Yani bu sene ben varım diyecek öyle görünüyor. İmparatordan geldi farklarız. Qualisto bu yıl ben varım diyecek dedi. Yani çok güçlü aksiyonları var. Böyle değildi geçen sene. Ayhan da pek tabii kıyamadı. Yaşlanınca bir de kilosunu da oturuyor. Yani yarışın yükünü ön tarafta çekmesine rağmen yine de hemen 3 at, 2, 3, 4 kazananın hemen 1,5 boy gerisinde bitirdiler. 9 kazanan tabii müthiş aradan koştu, tebrik ediyoruz. Böyle bir yarışı var mıydı? İlk defa mı böyle? Yok, dönem dönem. Ara ara yapıyor bu yarışı. Dönem bu tarz yarışları var. Yani iyi bir at o da. Atan abi. Çok güzel koştu kazanan at. Doğru yerde konumlandı. Öndeki dörtlüğün arkasına yattı Müslüm. Son düzlüğü bekledi. Rakip gördüğü Qualisto'nun da dışına çıkıp dışını tutayım, oradan hücum edeyim dedi. Ve amacına da ulaştı. Çok güzel koştu at. Çok güzel cevap verdi Müslüm'ün teşviklerine. Harika bir yarış koştu. Qualisto için tabii önemli bir yarış. Geri dönüş yarışı bu. Buradan iyi çıkması önemli tabii. Kazanmaktan ziyade. At iştahlı başlayınca, uzun zamandır koşmayınca Ayhan çok atla bence kavga etmek istemedi yani. Çok tuttuğu zaman sıkıntı yaşar diye. Zaten dertli bir at hani biliyorsun geçmişten. Bana göre sanki öyle hissiyat geçti bana. Ben bununla uğraşmayayım, bırakayım. O istediği yerde, onun istediği yerde gideyim gibi bir yarış koştu. Çok önde kaldı imparatorun dediği gibi öyle olunca da tabii. Bir ara kazanıra da girdi düzlükte ama tabii kondisyon, yarış kondisyonu başka bir şey. O ancak yarış koşarak kazanılıyor. Hele böyle problemli, dertli atlar geri döndüğü zaman idmanlarda da çok sert idmanlar da yapılmıyor.
Onun için bence olumlu bir yarış oldu, geri dönüş yarışı. Ama ben en çok üçüncü olan Rockstar'ın yarışını çok beğendim. Çok güzel. Arkadan geldi. İçeriye yatmaya çalıştı devamlı. Ahmet biraz onunla da uğraştı. Tam düzeltti. At güzel bir aksiyona girdi. Ama artık yarış bitti. Mesafe kalmadı. Zaten bir aksiyon daha yapsa ikinciyi de at. O da bence çok ara vermişti. O da çok güzel geri dönüyor bence. Hem Koalisto için hem Rockstar için güzel geri dönüş yarışları oldular. Hartmet iyi koştu. Güzel bir ikincilik yaptı bence. Kazanan tabii çok önemli atları geçti. Onun da kariyeri için böyle atları geçmek tabii önemli bir şey yani. Müslüm Çelik'le ilgili bir bilgi vereyim. Bu yıl 47 birincilik aldı ve 42'si Adana'daydı. Zaten Adana ve Antalya dışında da at binmemiş. Bir Şanlıurfa mitingi var. Doğru. Diğer illere pek gitmiyor. Kayıtlarını takip etmiyor muhtemelen ama yine de listede üst sıralarda olmasını sezon başı Adana zaten hepsine söylemiştik yani. Orada onları yani Çelik kardeşleri tehdit eden bir tane jokey vardı. O da Gökhan Kocakaya'ydı. Gökhan Kocakaya'nın Amerika'da olmasıyla o bütün o onun kazanabileceği yarışların ciddi bir kısmını da zaten Müslüm kazandı bence. Tabii şimdi jokeyin avantajı nedir biliyor musun? Eline iyi at geçtiği zaman mesela Müslüm kime biniyor? Çerita bindi. Çerita bindi. İşte King Berkay'a bindi. King Berkay'a bindi. King Berkay'la kaç tane oldu? 5 tane oldu. 3-4 tane oldu. 4 tane garantisi var. Torgold'a biniyor. Tabii. Yani hep iyi safkanlarla başladı. O da ona artı getiriyor. Moral iyi oluyor. Ghost Cat'le üst üste kazandı. Şimdi önceliği Müslüm 50 kilo jokeyiydi. Yani öyle başladı. Ama zaman içinde kilosu öyle olmadı. Yani ben 50 kilonun jokeyi değilim. Daha iyi yarışların jokeyiyim. Bu da çalışarak özveriyle oluyor. Çalıştı özveriyle. Bu sene de bu duruma geldi. Tebrik ediyorum kendisini. Dikkatimi çekiyor İmparator. İngiliz atlarında çok başarılı Müslüm. Hmm. Yani başarısının büyük bölümü İngiliz atlarıyla. Evet. Güzel detay. O çok dikkatimi çekiyor. Kutlayalım onu da ve geçelim bir sonraki mücadelemize. Yine Müslüm Çelik deklareli Bahubali'yi bir konuşalım. Evet, öyle bir çıkarken bir yamuk çıktı. Bir de alalım amcacığım makineye. 3 kul var. Şansına biri ağır aldı rakiplerin, biri çıkmadı. Onun şansı oldu Dempsey'nin şansızlığı. Yoksa orada bir temas olurdu değil mi İmparator? Evet. Bahubali numarayı aldı. Son of Cougar hemen arkasında. War Machine 3 gidiyor Son of Cougar'ın içinde. Night of the Road. Night of the Road 4. Süper. Kyron. Kyron da 5. vaziyette. Burada da çok büyük favori Son of Cougar'dı. Evet. Ama Bahubali tabii bırakmadı. Bu yarışta bırakmadı. Müthiş koştu. Evet, şimdi atlayacak gibi geldi Son of Cougar. Ama Bahubali bırakmadı. O da yaptığı sprintin bir üstüne çıkamadı Son of Cougar. Hiçbir yerde ara kapanmadı. Kapanmadı. Daha bile şu anda açıldı. Açıldı. Çok güzel koştu Bahubali'yi. Tebrik ediyoruz. Atan abi, İmparator Bahubali'nin evet performansını ön plana çıkardım. Ya geçen sene bu atla ilgili biliyorsun çok güzel şeyler konuştuk burada yani. Ama sonra bizi hayal kırıklığına uğratan bir dönem geçirdi. Yanılmıyorsam değil mi? Bir kötü giden, kötü koştuğu bir dönem oldu. Ama şu anki Bahubali bizim işte o geçen seneki konuştuğumuz Bahubali'ye gelmiş. Nasıl taçtı Cat Dagmar yarışında o 700'deki o atların üzerindeki görüntüsü bize bir şey anlattıysa bence bu yarışta da aynısıydı. Yani ben 700 güzel geçilirken atları o kamera viraj kamerasına geldiği zaman zaten çok net bir şekilde direneceği ve kaybetmeyeceği bence belli oldu.
çok yarış öncesi de çok iyi görünüyordu at. Çok keyifliydi. Hani yaldır yaldır derler ya atçılar. Hakikaten öyleydi at. Rakibinin aksine. Çok güzel koştu. Müslüm güzel bindi. Sonlarda hafif böyle bir dışarıda gelip kontur garanti şöyle bir alayım diye. Sigorta yaptı. Evet. Zaten rakibi çok mücadeleyi sevmiyor. Onun üstün bir sürati var. Kabiliyeti var. Onu yapamayınca zaten takıldı. Takıldığını anlayınca da zaten Müslüm devam etti. Tabii Son of Cougar için gerçek performansının bu olmadığını düşünüyorum. Bizim Ankara'da işte yarış hayatına başlarken seyrettiğimiz at maalesef şu anda o yarışları koşmuyor bence. Bunun da sebepleri olabilir tabii. Onu kendi ilgilileri bilir. Ama tabii ki o da çok klas bir safkan, büyük bir safkan ama yani şuradaki zaten aksiyonları da çok keyifli değil yani. Atı böyle akmıyor yani. Ama kalitesiyle yine bir yerlere geldi. Kazanma çok güzel koştu. Ekürü de zaten yani bayağı da şeyli koşuyorlar. Yani böyle üst üste değil ama evet, at bir türlü düzelmedi. Mesela bu yarışta yine düzlü çıktı. Hemen ayağını değiştirdi. Bir daha ayağını değiştirdi. Bir daha almadı yani. Diğer tarafa. Yani 400 küsur metre. İkinci bir ayağını yani bir atın hücum etmesi için ikinci ayağını değiştirmesi lazım. İkinci ayağı değiştirmiyor. Onun için kötü koşuyor zaten. Bak burada hemen çıktı değiştirdi. Ama buradan sonra bir daha ayağını değiştirmiyor. Son of Cougar için imparatorun tespitleri. Ama her yarış böyle. Daha çözülmedi diyorsun. Tabii ki. Yani o da tek ayak üstüne gittiği için yoruyor. O hücumu yapamıyor artık. Razı oluyor yani. Bahubali'yi kutlayalım ve geçelim İstanbul'da Dünya Kadınlar Günü koşusuna. Bir, haber, bir bilgi geldi Bursa'ya geçti at diye. Bursa'ya hipodromuna geçmiş galiba Son of Cougar. Böyle bilgi geldi. Doğrudur. Yazı orada geçecek herhalde. Güzel bir bilgi. Bursa'ya şeye gitmiştir tabii ki. Veterinere gitmiştir. Deniz Bey'e. Tabii. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ya, Bursa sonra dediğimi anlam, benim düşüncem Deniz Bey'in muayenehanesine muayene edilmesi için gitmişti. Yanlış mı düşünüyorum? Yok ondan değil. Ben Bursa'ya gitmiş diyorum ya. Yani ben Bursa'ya gitmiş diyorum yani. İmparator mealini verdi yani. Türkçe açıklamasını verdi ya. Geçelim bir sonraki yarışımıza. Dünya Kadınlar Günü koştu. Kısa vade mücadele dişilere aitti. Bu arada Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda hakikaten bu arada tabii Özgecan'ı da bir kere daha rahmetli analım. Ha. Unutmayalım. Evet. Lock 8 Star kazandı bu yarışı. Betty Orionis numarayı aldı. Canindo hemen 2 gidiyor. Sigrid 3. Ama şimdi hemen her şey tersine dönecek. Canindo gelecek, numarayı alacak. Sigrid ikincilikte. Beta Orionis de 3 gidiyor. Margin Kel 4. Selis 5'incilikte. Yarışın kazanan safkan da şu anda 8'incilikte gidiyor. Yarışın 7 ve 8'incilikte giden 2 1-2 oluyorlar. 1-2 olacak. Real Trouble'dan önlü arkalı gidiyorlar. İlk 853, ilk 1003, ilk 1216. Fena bir tempo değil. 2000 metrede. İçeriye Real Trouble, dışarıya Look at the Star çıktı. Evet, şimdi geldi. Real Trouble liderliği evet, aldığı an. Şu anda ayağını değiştirdi. Yani işte at böyle ayağını değiştirirse hücum eder. Bak değiştirdi, nasıl hücum ediyor. Look at the Star. Evet. Maşallah.
yetiştiği yuvadan arkadaşını geçti. Aynen. Şimdi tebrik ediyoruz. Yalnız bu yarışta seyrederken bu jokeyi kim demiştim? Aynen. Nevzat Avcı dediler. Nevzat Avcı'da da değişiklik var. Yani atın pozitif üstünde yönde. Tabii pozitif yönde. Atın üstünde sonlarda çift gelelim 300'e. 300'e bir getirelim ve Look at Star'da. Evet. Bunu yapmıyordu zaten. Benim söylediğim buydu. Menajerine de söyledim. Arif Bey de beni aramıştı. Arif Kurtel. Ona da söylemiştim. Yani atın üstünde daha işte bu. Yani. Maşallah. Çok pasif kalıyordu. Onu bu yarıştan düzeltti gibi görüyorum. İnşallah devamı gelir. Çünkü bu şekilde atın üstünde at hızlandığı zaman sen canlanamazsan kafa kafaya yarışlarda kazanamazsın. Yani bu bir gerçek. Zor da bir yarış oldu. Yani at hep götürüyor baksana. Yani o yorgunluğa rağmen oraya çıkabiliyorsa demek ki aşama var. Yani iyi aşama kaydetmiş. Kondisyon olarak. Çift ellen çok güzel geldi. Atı getirdi oraya. Soldan kamçısını kullandı. Şimdi sağ eline çekti. At şimdi ayağını değiştirdi. Değiştirince daha da hızlandı. Sol elini aldı. Yani yaptığı bütün hareketler bir yarışı kazanmak için doğrunun doğrusu olduğu yerde. Bu da güzel bir şey. Demek ki kafasını ne yapabileceğini en iyi şekilde yapmaya programlamış. Bu arada hakikaten ben de Hakan İçer'e bir parantez açayım. Sevgili Nevzat'la 3 aydır İstanbul'dalar. %15 ile kazanıyor şu anda Nevzat Avcı. Kariyerindeki İstanbul yüzdesi %7. 11 yılda Nevzat Avcı'nın İstanbul'da kazandığı birincilik sayısı 47. 3 ayda kazandığı birincilik sayısı 15. Müthiş bir fark. Yani ama hakikaten bir menajerin önemi. Geçen sene söyledik zaten İmparator'la yani. Hakan da öyle. Yani Hakan daha farklı jokeylerle çalışabilirdi. İmparator daha iyi biliyor o dönemi. Hayır kendisi dedi. Tercih etti. Ben bu başarıyı aç, İstanbul'u isteyen, yükselmek isteyen birisiyle çalışacağım dedi. Ve Nevzat gerçekten İzmir'deki çıkışıyla buna çok uygun bir jokeydi. Ve zoru seçti bence Hakan yani. Yoksa mesleki açıdan veya ekonomik açıdan daha iyi bir tercihler vardı. Seçimler yapabilirdi. Ama inandı yani Nevzat'a. Nevzat'ın verdiği sözü tutacağına, çalışacağına, İstanbul'da idmana çıkacağına çıkmışsa idmana çıkıyor Nevzat İstanbul'da artık. İstanbul'da bir ev var şu anda. İstanbul'da da kalıyor. Yani merkezi İstanbul'a taşıdı. İzmir'deki menajeri zaten Tanıl onu buraya tabii kadar getiren. Tanıl'a da selam olsun. Çocuk Tanıl da İstanbul'a geldi o da atlarla beraber. Baktığı ekürlerle beraber. Şu anda İstanbul'da inanılmaz bir konsantrasyonları var. Tabii ki kolay değil yani şimdi Gökhan Kocaköy bir jokeyin menajerliğinden gelip yani sana telefonlar gelirken her sabah 15 tane 20 tane yedit koşu için sen şimdi telefonla arayacağın bir noktaya dönmüşsün. Tabii yeri gelip oradan tekrar öbür tarafa geçmeye çalışıyorsun. Bu kolay bir şey değil yani. Hatalar da oluyor tabii jokey. Hata da yapıyor bazen kaybediyor ediyor. Onların tolerasyonu Gökhan'a göre daha zor oluyor tabii. Kaybedebiliyorsun mazatları ama müthiş çalışıyorlar yani. Hem kondisyon olarak çalışıyorlar. Onun dışında dışarıdaki sosyal hayatlarında da iyi bir dönem geçiriyorlar bence. Kurslara gidiyorlar. İngilizce kurslarına gidiyorlar beraber. Yani hep hedef koydular. Şu anda o hedef de olsun da gidiyorlar. Allah yollarına açık etsin tabii. Çalışırsan, doğruları yaparsan imparatorun dediği gibi başarı da geliyor. Yani. Yani ben Nevzat'ın hiç böyle bir övgü aldığını imparatordan bugüne kadar duymadım mesela. Evet. Bugün evet. Başardı yani. Bu önemli bir şey onun için bence. Mesela geçen sene çok yarış kazandı ama benim gözüme parlak gelen bir tane yarışı yani. Yok. Ki şampiyonluğa oynuyordu. Yani pasif biniyordu. Yani o binişle bu sene nasıl olacak diye düşünmüştüm ama bu sene bu yarıştan benim fikrimi değiştirdi. Sentetikte 3'te 3 yaptı bu arada. Ha şöyle bir şey olur. Böyle tutarsın da hadi dersin 300'de
bu çok hoş gelebilir. Böyle bir yarış değil. Hmm. Daha 800'den aşağı itiyor yani. 1000'den aşağı hep götürüyor. Güzel. Onun içinde hızlandırabiliyorsan kendini. O senin hep dediğin şey var ya, ben işte baş şokey olacağım. Ben bir numara olacağım falan. O işte o şey çok önemli bir şey. O istek, o arzu, ona inanmak. Ya zaten öyle şey. Olursan. Ha, böyle inanırsın, olamayabilirsin ama sen ki. Onun için ama elinden geleni yaparsın yani. Tabii ki. Yine de çok iyi yerlere gelirsin yani. Tabii. Mesela bu sene onun için bir kırılma noktası. Yani geçen seneyi devam ettirip ettirememesi. Çünkü daha çok İstanbul'a geliyor. Daha az şanslı atlara biniyor İstanbul'da İzmir'e göre. Normal bunlar şu an için. Bugün için. Ama şu anda iyi gidiyor. Kutlayalım Look at Star'da 3'te 3 yaptı Look at Star sentetikte. Evet, derece de güzel. Yetiştiği haradan Aksoy ekürsünün bir safkanı geçti. Evet, sattıkları tuttuklarını evet. Geçti galiba. Aynen öyle oldu. Beredevil babası. Selam olsun. Değirde yolun sayı olarak da yola devam ediyor diyelim. Kadınlar Günü koşusu demiştik. Diğer tarafta da Özgecan Aslan koşusu demiştik. Hem Adana'dan hem İstanbul'dan birbirinden güzel görüntüler var. Onlar derlenip tabii ki Rota'da sizlerle buluşacak. Sabahın Akşın hazırladığı programın da montajı biz yayına girerken sürüyordu. Merak eden izleyicilerimiz için kaçırmayın diyelim Rota'yı da bu hafta. Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı koşusuna gideceğiz. Dişilerin mücadelesinde Prenses Sylvester kazandı. Aynanın önünde de zorlu anlar yaşatan bir giyotin vardı. Çilkeleş numarayı aldı. Hemen Prenses Sylvester dışını tuttu. Mine and Life 3 gidiyor Prenses Sylvester'ın arkasından. Anadolu edası Mine and Life'in içinde 4 gidiyor. 5. vaziyette de yarışın sonunda giyotin. Çok hızlı bir yarış. Giyotin şu anda grubun 6-7 boy gerisinde. Ayak uyduramıyor şu anda. Evet, geldi hakim oldu Prenses Sylvester. Hemen solunu kontrol etti. Gözlüğü indirdi. Evet. Önde mavi formasıyla Prenses Sylvester lider. Giyotin geliyor şimdi. Giyotin her adımda yaklaşıyor. Etkili bir sprint. Aynada hop. Evet, bazen böyle olur. Kaybetti dersin, aynada çıkar yani. Ha, sanki kaybetti gibi. Bu öyle bir yarış oldu işte. Aksiyon farkıyla. Evet. Ahmet'in şıhı henüz ölmemiş. Tebrik galiba ediyoruz. Dedirtti. Evet. Atara var mı ilaven yarışı? Ya bu tip böyle süratli ayağına çabuk atlar için en zor mesafeler bunlar aslında, biliyor musun? Aa. Ya çünkü rakiplerin seni biliyor. Mutlaka başka tempo vermek isteyen atlar oluyor. Sana yakın gitmek istiyor atlar. Tabii yükseliyor tempo gittikçe. Ben Atlas Start'a gidiyordu. Giyotin'in kentlerini gördüm İmparator. Önleri hiç gitmiyor atın. Dedim ki yani vah vah eyvah eyvah falan dedim. Çok geri gelecek galiba diye düşündüm. Nitekim yarış başladı. İlk 200 metre aynen öyle bir görüntü. Ama hem yarışın çok süratli gitmesi hem de atın ısındıkça aksiyonların düzelmesiyle at inanılmaz bir sprint yaptı tabii. O tempolar ona yaradı, lehine oldu. Muazzam bir sprint yaptı. Neredeyse kazanıyordu yani. Kazanmış kadar da iyi koştu bence. Kazanan at da tabii çok ağır favoriydi. Yarış severin biraz yüreği ağzına geldi ama kazanmasını bildi. Foto finişten favorinin galibiyeti çıkınca tabii ki ona oynayan yarış severler için de bir anda umutsuzluk ortadan kalkmış oldu. Giyotin bekleyenler için de hayal kırıklığı oldu diyebiliriz aynanın önünde. Şimdi tartışmalı görüntülerimize bak, geçeceğiz. Bak bir şey geldi. Çok evet. Güzel bir not geldi Onur'dan, İzmir'den. Diyor ki geçenlerde İmparator Nevzat Avcı için kimseye söylemediğim bir şey söyledim menajerine demişti. Bak bak evet. Çok güzel bir detay yakaladı ha. Aslında bunu senin yakalaman lazımdı. Ben bilerek sormadım ama. Bilerek mi sormadın? Bilerek şimdi sormadım. Bir daha acaba Nevzat uygulamaya başladı da ondan mı böyle oldu diyor. Yani başladıysa bunu... Bir daha söyleyeyim o zaman. Daha söyleyeyim. Bak güzel bir benim, detay. Bravo. Benim söylediğim şey mekanikte bir jokeyin... Çalışma şekliydi. Çalışma şekliyle ilgiliydi. Yani doğru çok kullanmıyorlardı mekaniği değil hiç mi? Hiç kimse kullanmıyor. İmparator bunu söyledikten sonra en az... Ama şimdi söyleyeceğim.
Söyleme ya. Ya söyleme ya. Söylemeyeyim. Söyleme tabii. Söyleyeyim canım. Sana soranlara söyleyelim İmparator. Türk jokeyliği için buradayız da. Tamam da hani. Yani. Söyleyip dinlemeyenler var ya, boşver söyleme. Evet. Hadi o zaman söylemeyeyim. Söyleme, boşver. Merak edenler için. Ama İmparator mekanikte nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili bir detaydı yani. Tabii ki. Bak belki de gerçekten de etkisi oldu yani. Belki hem kondisyonuna hem binişine. Bravo vallahi, onu sağ ol. Şimdi tartışmalı görüntülerimize gidelim. Koşu tempoları yamak yarışında bu hafta çok konuşuldu. Neden? Çok çok önemli favorilerinden biri Nibolu. Yarış severlerin büyük bilgisiyle piste çıktı. Ve %67'lik AGF oranıyla çok yavaş giden bir koşuda önde giden Hür Uçan'a yetişemedi. Tabii yılların ekürüsü, Çalıcıoğlu ekürüsünün de patronu Sayın Cüneyt Çalıcıoğlu sosyal medyadan bizi etiketlemiş. Bizi etiketleyerek bir eleştiren aslında orada yorum yapmış. Cüneyt Bey şey gösteriyor, adres gösteriyor Süleyman Akli'ye. Orada Süleyman Akli'ye bir ya özel bana adres şey var. Cüneyt Bey'in bana adres göstereceği bir hayır, şey hayır. Yok. O yani ben anlıyorum. Sana topu atıyor. Evet, yani. Bana topu atıyor ama yani ben bunu yani pazarın geleceğini ben cumartesiden söylemiştim zaten. Oo. Zamanında ama şimdi bunu burada konuşmayacağım çünkü bizim kendi programımızda anlatacağım. Şimdi burada konuşursak uzar mesela. Yanlış anlaşılır. Yanlış anlaşılır. Aprat deri gerçekten yok, yok. Şimdi ben anlatacağım, ben anlatacağım tabii. Tempolarla ilgili bir sıkıntı mesela, var diyor musunuz siz? Vardır tabii. Şimdi şöyle oldu. Biz mesela benim çalıştığım işte kardeşim Doğut'un falan çalıştığı zaman yani çok böyle bir koordinemiz vardı. Yani Zeynep Hanım işte Ömer Ay diğer çocuklar ama yani böyle iyi bir iş programımız vardı yani. Şu gün şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Her gün not tutuyoruz. Bak bu adamın atın üstünde iyi değil. Bu iyi tutuyor. Bu bunu uyarın. Bunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. İşte bunu daha çok mekaniğe bindir falan. Bu program hep böyle gidiyordu. Sonra tekrar hatırlatalım o dönemin mezunları. Yani bu bahsettiğiniz dönemin mezunları Vedat Amiş, Görkem Özçelik, Muhammed Mirbilgin. Hatta arkası da öyle yani. 5. 6. 7. jokeyler de aynı jenerasyon. Evet. Sonra dediler ki biz bir şey uygulayacağız. Güney model. Afrika modeli. Güney Afrika modeli. Dedim Zeynep Hanım'dan Ömer Ay gittiler. Nasıl olacak? İşte yazdılar, çizdiler. Bana da anlattılar. İşte 3 sene olacak. 2 sene işte aprantiler 2 senenin sonunda at binecekler. İşte ortaya gidecekler. Atları çalıştıracaklar falan filan. Biz de o anda, o arada bırakmıştık okulu yani. 2 sene beklediler. Bu sene bindirmeye başladı. Ben ilk geldiğim zaman okula aprantilerin akşamüstü gitmesine kesinlikle karşıydım. Ve beni ahırlara gitmesine dinlediler. Sabahleyin de aprantileri ahıra veriyorduk. İyi ahırlara, kalabalık ahırlara, bu ahırlarda at çalıştırıyorlardı. Çalıştırmayanı da her gün çocuklarla diyalog kurarak kontrol ediyorduk. Güzel. Ama şimdi ne oldu? Sistem değişince abileri götürüyor. İşte orada kaç tane at çalıştırıyor bilemiyorsun yani. Hmm. Ama şimdi bir aprantinin bir ahırda binmesiyle orada gidip binmesi çok farklı bir şey. Şimdi bir aprantinin 2 yaşlı bir taya binmesi lazım önce. İlk tay binilirken falan hep atın üstündeki dikkatini bilmem neyini her şeyini oradan kazanır. Güzel. Bunlar kayboldu. 2 sene sonunda bakıldı ki şimdi bu binişlere yanlış giden bir şey var yani. Yanlış giden bir şey var. Bu yanlışı nasıl düzeltirler onu bilemiyorum. Şimdi görüyorum ki adam atın üstünde giderken düşüyor. Bir tanesinin zağması çıkıyor. Onu birazdan göstereceğiz. Yani iyi şeyler değil. Tempo tabii ki çok mühim. Bir aprantiye önce tempoyla işte burada ne var? Şimdi aprantiyi getiriyorsun. Oradan çalıştırmaya at çalıştırıyor. Normal atları. Ama adam saat tutmasını bilmiyor. Hmm. Saat tutmadığını bilmediği için tempoyu da bilmiyor. Ama ahırda çalıştığı zaman antrenör diyor ki git 17-17 yap diyor. 15-15 yap diyor. Hızlı gittiği zaman diyor ki hızlı gittin diyor. Yavaş gittin diyor. O uyarılar kalktı şimdi diyorsun. Bence kalktı tabii ki. Yani şimdi galop yap sen çocuk
Bu arada benim şahsi kanaatim okuldaki atlar da yeterli değil bu çocukların iyi çalışmasında. Çünkü okulda atı kaç sefer çalıştırsın yani. Bir ondan iyi bir daha öbürüne, ondan iyi bir daha ona bindirme yapamazsın. Ben de buradaki yanlışlık çocukların sabah ahırlara verilip antrenörler nezaretinde çalışmadı. Farklı atlar görmeleri. Evet, şimdi bu saydığın jokeylerin hepsi ahırlardan yetişti. Ahırlarda sabah bindi. Bindirmeyizinde biz gidip kontrol ettik. Kardeşim bindirmiyorsun, alacağım aprantiyi. Ben bizzat kendim gidiyordum. Böyle bir şey olduğu zaman hani benim söyleyebileceğim kişilere diyor abi işte sen şey yaptın. Ben gidiyordum, konuşuyordum. Bindirmiyorsun, alırım diyordum aprantiyi. Bindiriyordu. Burada ama bence ipin ucu kaçmış. Artık nasıl olur onu bilemem. Onu hakem heyeti burada bir şey diyebilir mi? Bir şey yaptı mı? Yok. Bence hakem heyeti... En azından aprantilerin... Yani burada şimdi doğal... Yarışın doğal akışına uygun olmayan bir temposuzluk var yani. Evet. Normal bir şey değil bu yani. Çok... Hakem heyetinin yapacağı şey? Ha şöyle. Şimdi neticede burada yarışların... Tabii ki bütün yarış günü hakimi hakem heyeti. Bu yarışta tempolarda bir problem olduğu da çok net belli. En azından apranti okuluyla bir temasa geçilip... Sayın hocam böyle böyle bir yarış koşuldu. Yani tabii ki biz bu çocukların niyetinden şüphe etmiyoruz ama neticede yarış gibi koşulmadı yani burada. Nitekim o şekilde koşulmamasının da sonuçları oldu. Dolayısıyla hani burada dikkatinizi çekmek istedik bu çocuklarla alakalı konuya siz de bir şey yapın. Şimdi denebilir yani bunda bir şey. Atancığım şimdi burada kazanan çocuk apranti okulundan son zamanlarda fena binmeyen bir çocuk ama evet. Esas ikinci kalan o da çok kazanan bir çocuk. Çok kazanan bir de o usta yani. Yanlışı yapan o. Yanlış yapan da bizim yetiştirdiğimiz sınıftan yani. Sefa da Vedatların sınıftan. Tabii ki. Yani yanlış binen o. Bu atı kaç sefer seyrettin? Onu sen, soracaktım ha. İmparator. Yani bu yarışı... Yani sen... Bir de talimat yani mı şimdi ben, talimat da bak, ben bu yarışı... Ben bu yaşı apranti okuluna bağlamıyorum asla. Çünkü siz genel bir tespit yaptınız. Ben genel tespitim adam atın üstünden düşüyor. Seyrettik işte. Tabii. Bu hafta yine oldu. Ben onun için konuşuyorum. Bu yarışla ilgili Sefa Söğüt sen bu atı hiç seyretmedin mi ya? Tabii. Bak bu attan iki tane yarış kaybedildi. Bu üçüncüsü içeri giriyor. Bu attan içeri girilmez. Bu attan atların dışına çıkacaksın. Hemen gidenlerin arkasında gideceksin. İki at kapışla hemen al. Yanlış koşuyor yani. Seyrediyorlar. Geçen de bir yarışta favoriydi. Yine içeride kaldı, kaybetti. Ondan evvel yine kaybetti. Ben yani, bunu tabii kardeşimi de tebrik ediyorum. Enver'i. Bu yarışa bir yorum yazmış. Yani yarışı sanki Enver bütün atların taktiğini vermiş gibi. İnanamadım yani. Mesela bu çocuk kazanan güzel biniyor. Yani bu yarışta diyor aprantiler at biniyor. Yarışın temposu konusunda bu yarışta çok ama çok yavaş gider. Çok sıkıntı olur. Bu yarış çok ama çok yavaş gider. Çok evet. Yavaş gittiği zaman da Hürüçan. Hürüçan çok avantajlı bir hale gelir filan diye yani resmen şey önceden teşekkür ederim. Uyarmış da aslında evet. Yani öyle bir şey. Ben de orada aprantilere kızıyorum abi. Yani düzenli yarış seyreden insanlar diyorlar ki ya aprantiler biniyor bunlar tempoyu beceremeyebilir. Kantarın topuzu kaçabilir. Aşırı yavaş gidebilir. Önde bir at boş kalacak. O da bu. Bunu dışarıdaki adam söylüyor. Burada at binen bir apranti nasıl bunu fark edemez yani? Ya bir de şöyle bir şey var detay. Yani şimdi mesela bu yarıştaki çocuklara verilen taktikler de böyle değil. Böyle değil. Düşün yani. Ya onlar da dinlenilmiyor. Ya olacak iş değil yani. Anladın mı? Her şey üst üste geliyor. Olacak ama sen bunları öngördün ya. İnanılmaz bir şey tabii. Şimdi benim anlattığım tabii bu yarıştan ilgili Sefa Söğüt'ün çok deneyimli olup yanlış yapması. Tabii. Ama benim teminki anlattığım bu düşen jokeylerle ilgili. Nasıl düşüyorsun? Nasıl? Siz daha söyle. Temel şeyleri bile yapamama yani şimdi konusunu söylüyorum. En iyi şekilde öğretiriz dediler. Sistem getirdiler. Sistemin içinde hiçbir şey öğrenmedi. Aprantilerin meydana çıktı yani. Yani o mesela o sınıftan sonraki mezun olanlarla o sınıftakileri mukayese edilecek durumları yok. Şimdi yani. Bu sınıf, bu kazanan... Çocuk fena binmiyor.
Enes Bozdoğan. Evet. Ya bilmiyor yani. Ama diğerlerine bakıyorsun. Bir de... Ama yani sizin o eleştiri getirdiğiniz görüntüyü de verelim İmparator. Tamam. Hemen. Geçen hafta da vermiştik o düşenleri. Nasıl düştükleri belli. Birbirinin üstüne atıyorlar kendilerine. Evet evet. Yani o mesela komiser çağırıp apranti okulundan birisini... Şimdi bir söylemek istediğim şey o zaten. Bu arada bu yapılmış ama. Öyle mi? O güzel. Apranti kardeşimiz için komiserler kurulu görüntüyü özellikle istiyor. Hı hı. Apranti okuluyla iletişime geçiyor. Yanılmıyorsam Orhan Hoca. Evet. Ve bir ay o kardeşimiz... Deklare olamıyor. Okul tarafından deklare edilmeme doğru. Kararı alınıyor. Doğru karar. Ve hocalar uyarıyor. Hani yani bu bir ay mı? Ceza değil bu, eğitim yani. Tabii. Bu arada bu kardeşimiz Ata Stanislav şu anda Aksoy. Şimdi, en dışta kırmızı jöke etekli. Önce bırak zamasını, kantarmayı bağlamamış zaten. Hayda. Bak, kantarması bağlı değil. Biliyor musun? Kantarma bağlı değil. Zamadan ayak çıkmış. Çıkmış. Yani bari... Şurada atını niye durdurmaya çalışmıyordu hala da devam etmeye çalışıyor? Ben onu anlamıyorum yani. Gerek yok, öbür ayağında çıkar. Madem dengeyi sağlayamadın, dengeni sağla. Yavaşlat, bırak yarışı ya. Terk et yarışı. Evet, bir de kendini attı, zamada kaldı ayağı. Allah korusun, benim orada yüreğim ağzıma öyle geldi. Öyle oldu? Ben dikkat etmedim ona. Şimdi viraj dönülür dönülmez en arkaya bakacağız. Bak şimdi atacak. Zamada kalacak ayağı. Döndü en geride. Bakın ne yapacak. Evet bak. Eyvah eyvah. Bak, eyvah. Bundan sonrası eyvah. Tam korku filmi. Biraz daha oynatalım. Biraz daha oynatalım Hamza. Biraz oynatalım. Düşürelim çok az ondan sonra. Bak zama bak takılı kaldı ayağa eyvah, bak. Eyvah bak, eyvah eyvah. Bak eyvah, daha, eyvah. Daha bak takılı. Eyvah, şimdi bırak eyvah, çıktı. Eyvah, eyvah. Eyvah, yani çok büyük o zaman atılmış, ben size söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum vardı. Orada bu program yapılırken eğer yetersiz görülürse aprantilik şeyi vize tabii. Edilmeyecekti. Tabii. Yetersiz bu aprantisi. Yani, vize ettiniz bunu. Bir nevi sınav niteliğinde onlar tabii, için. Tabii. Mesela orada Güney Afrika'da tabii. En ufak bir şeyde bir daha sistemin içine de giremiyor. Hmm. Yani işte imbancı olur bilmem ne olur. O şekildeydi. Bu çocuk belli ki olmamış. Bundan evvel iki kişi düşenler de öyle. Evet. Siz o zaman neden bunu karar verdiniz bilmesine? Bunu daha detaylı konuşalım sonra. Evet. Asif. Şimdi Antalya yarışlarında dikkatimizi çeken bazı padoktaki usulsüzlükler var. Onlara da isim vermeden en azından görüntülerle konuşalım. Şimdi Antalya'da düzenli at binen bir jokeyimiz padokta şu anda başka bir aprantiye taktik veriyor. Evet, neden verdiği belli. Ama etik değil yani. Esas evet. Neden verildiği belli. Aynen öyle. Ailenin safkanı. Ailenin safkanı. Evet ama şimdi bunu görüyor tabii şey. Aplandi kardeşimizin adı ne? Onur Yılmaz. Seyirci dışarıdan. Ama ben bu jokeyimizi mesela Antalya komiserlerinin tanıdığını düşünmüyorum abi. Tanısa müdahale ederdi herhalde. Antrenörü var. Sen anca buraya gelip at sahibi... Sıfatıyla verirsin. Ama sen ne lisanslı jockeysin, evet. Onu veremezsin yani. Jockey odasından çıkıp. Ya burada karşısında iyi bir jockey olsaydı yani, tecrübeli usta bir jockey olsaydı böyle bir görüntü olmayacaktı bence. Çıkmaz mıydı o zaman? Çıkmayacaktı. Işte. Çünkü bu çocuklara biraz şans da veriyor Nurettin. Biraz destek de olmak istiyor. Ertuğrul'un oğluna da mesela yanında gitti, orada durdu. Onlara fırsat veriyor, şans veriyor. Biraz bir abilik de yapıyor yani, onu da görelim. Yanlışa yanlış diyelim de o ayrı bir mevzu. Dışarıda belki olabilirdi. Yarıştan önce olabilirdi peki, bu. Daha tabii. Güzel olurdu. Ama o çocukları orada biraz da galiba bir şey yapıyor. Yani biraz hani hem kol kanat germek at binmeleri konusunda hem de biraz şey yapmak için. Ama tabii ki bunu vatandaş böyle anlamaz yani. Padoğa çıkmayıp vatandaş da destek böyle veren, aprantlara destek veren nice jokeyler var. Olmaması lazım. Bence o kuralı da çok bilmiyorlar. O da olabilir. O kuralı da çok bilmiyorlar hakemler diye mi? Tahmin ediyorum. Hakemler sporcular de bilmiyor. Bence sporcular mı? Da bilmiyor. Oradaki o bilinmezlik içerisinde bu tür görüntüler oluyor. İşte şey var. O da var mı görüntü? Var. Ömer o gün çok yakalamış. Tabii. Ekürler. İki ayrı ekür olmayan atlar yan yana duruyor. Tabii. Resmi olarak ekürü olmayan tamam. Aynı aile. Ama yani eskiden böyle bir görüntü hiç olmazdı. Yani yarışta koşacak iki at. Ben şimdi mesela bu atlardan birini oynasam anladın mı yani? Acaba hangisi
Ne taktik veriyor? Öbürü de öbürünü duyuyor zaten yani. Eskiden ne oluyordu? Jokey diğer tarafta bekliyordu. Tabii. Bunun taktiği bitince o antrenör öbür taktiğe tabii gidiyordu. Yani iki jokey aynı anda. Burada da başka bir. Yine tamam aynı ailenin atı. Okey ama sonuçta kağıt üzerinde rakip bu atlar yani. Tabii ki. Ve Antalya komiserleri bundan hiçbirine hiçbir şekilde raporunda herhangi bir yorum ya da değerlendirme yazmamış. Başka görüntüler de vardı yani biz bu kadarını aldık sadece tabii bu arkadaşlar değil. Tabii tabii. O yüzden isim ya da ekürü kullanmadım. Bizim kullandı amacımız burada isimleri ya da ekürleri konuşmak değil. Bu. Ya şöyle ya bu iş insanların yarış severlerin oyun oynadığı bir şey burası. Müşterek bahisinde bu atlar ekürü değilse bir kere buna çok dikkat etmek lazım. İki, lisans sahibi, her lisans sahibi kendi sorumluluk alanları içerisinde davranması ve olması gerekir. Onun dışında diğer konular yanlış anlaşılır. O yanlış anlaşmalar da sektöre zarar verir. Sektörün marka değerini düşürür. Bizim bunlara fırsat vermememiz, bir daha bu manzaraların yaşanmaması lazım. Bu da bir uyarı olmuş olsun herkese. Şimdi bizim atçılığımızın, ikramiyelerin falan bu kadar büyümesinin sebebi ne? Yarış sever. Tabii ki. Yarış sever o zaman bu şeyleri görmemesi. Biz mesela ne diyor burada yıllarca ne konuştuk? Görmemesi lazım. Ekürü koşmasını istedik. Tabii. Mesela Arif Bey'in değil o mi? O zaman ekürü koşun. Ne niye yarış sever mağdur olmasın diye veya diğer başka ekürleri de hep öyle söyledik. Şimdi hem ekürü koşmayıp hem beraber padokta aynı anda durmak, ikisine aynı anda direktif vermek bunlar yanlış anlaşılır. Yalnız tabii hakem heyetlerinin de bu konulardan bir haber olması ayrı bir konu. Yani çok ayrı bir konu. Yani şimdi burada birisi gelse dese ki bu arkadaşlar bu böyle olsa hemen düzelecekler mesela. Veya biri gelse dese ki çok iyi arkadaşım. Kim söyleyecek? Bunu diyecek olan hakem. Hangi hakem? Yarış hakem yani. Tamam ben anlıyorum. Yarış hakemi açacak link padok hakemine diyecek ki. He tabii ki. Bunu anlayan hakem var mı? Yani padok hakemine diyecek ki arkadaşlar burada bu olmaz. Bu doğru bir görüntü değil bu diyecek yani. Ha, bir de antrenörler de at sahipleri de eskiden bu konulara dikkat ederdi. Bak, o kalmadı. Dikkat ederdi tabii ki. Şey kalmadı. Hakem de zaten dünyadan bir haber. Bilmiyor yani hakem. Profesyonel burada mesela yarışçılığı bilen olacak. İhale Ömer'e çıkar şimdi. Bunları gördü getirdi diye. Yani hiç kimse üstüne bir sorumluluk almaz. Anladın mı? Hızlı tartışmalı görüntülerimizi geçelim. Abi ne diyoruz hep? Özür dilerim. Tabii ki abi. Rotasyon. Niye? Ya. Şimdi orada bir tane o gün oraya İstanbul'dan bir hakem gelmiş olsa. Bunlar olabilir mi? Veya Adana'dan bir hakem gelmiş olsa. Olabilir. Bunlar olabilir mi? Mümkün değil. Daha o dakikada jokey kardeşimizi dışarı alırlar. Aynen öyle. Öbür arkadaşları da ayırırlar. Birbirinden ayırırlar. Aynen. Niye? Rotasyon diyor. Tecrübe, bilgi. Ya hayatta en pahalı şey tecrübe değil mi abi? O tecrübe sen olmazsa bu hep o tecrübeyi nasıl kazandıracaksın? Yanlarına bir tecrübeli hoca vereceksin bir süre. Ara ara gidip gelecek. Ya gelmiyorsa bile mesela şöyle yapacaksın. Hep söylüyoruz. Hadi varı kurmadın, öyle bir aynen şey kurmadın. Diyeceksin ki mesela İstanbul'dan bir hakeme, hocam siz bugün Antalya'nın da gözlemcisi olun. Yine İstanbul'da kalın, uzaktan aynen olun. Gözünüze bir şey çarptığı zaman, bir anormallik olduğu zaman veya sizin bilginize, tecrübenize danışılması gerektiği zaman lütfen yardım edin. Bunu mesela bazı hocalar böyle bir şey olmamasına rağmen bunu böyle görev üstlenip yapıyorlar. Doğru. Bu güzel bir şey ama. İki ayrı formanın yan yana olacak durmasını şey diyecek ki ayrılın. Ayrılın. Siz ekürü müsünüz arkadaş diyecek. Yani. Yok efendim diyecekler. Niye berabersiniz diyecek o zaman. Hızlı hızlı geçelim. Antalya'dayız yine. Bir yarış severimiz sormuş. Bir kul var, iki kul var. Yakınlaşma ve yarışın bütün gidişatını, seyrini etkilediğini düşündüğünü söylemiş. İmparator'a soralım. Şimdi burada İki startlı Safkan biraz ağır aldı. Ağır alınca o da yamuk çıktı. Tabii ister istemez etkilendi bak. Hemen önüne geldi. Yani bu Safkan da tabii ön tarafa çıkamayınca yapmıyor. Dolayısıyla etkilendi. Dolayısıyla etkilendi tabii. Atan abi var mıdır abi? Ya şöyle tabii belki kasti bir şey, bilerek bir şey olmuyor tabii. Ama neticede tabii at çıkamayınca da kulvarı kapanınca da devam edip yarışın giremiyor. Yarışın seyrini değiştiriyor. Bu tarz favori atlar da bir olunca da acaba kafalarda soru işareti kalıyor. Hakem heyetlerinin en azından bu tarz konularda uyarılar yapması lazım. Bu yarışta da bir uyarı yapılabilirdi diye düşünüyorum ben. Herhangi bir şey yok bu arada raporda. Evet yani bazen çok
olmadık şeylere çağrılıyor insanlar. Niye çağrıldı diye burada bulamıyoruz yani, çözemiyoruz. Bazen de çağrılması lazım diye düşünüyoruz, olmuyor gibi. Hemen İstanbul'a gidelim. Kule'den görelim. Cumartesi akşamının tartışmalı görüntülerinden birine gidelim. En dış kulvara bakacağız. Siyah beyaz formasıyla eksi bir isimli safkan Miss Westeris'e doğru, kır safkanı doğru, aracı ekibinin kır safkanına doğru. Şu sol kamçıdan sonra bir darbesi var. Ve içeri götürdü. İçeriye de götürdü. 1-2 tamamladılar. Nakama içeride üçüncü kaldı. Yarım boy, burun boyun yarışı. Şimdi bu yarış değişse kimse niye değiştirdin demeyecek. Niye değiştirmediler? Merak ediyorum. Katılıyorum ben de sana imparator. Yani hem tampon var, hop, hem bir daha içeri götürme var. Bana göre bu yarışın değişmesi lazımdı. Herhangi bir değişiklik olmamış. Çünkü geçen hafta mesela İstanbul'da... Lan, evet. İstanbul'da geliyor. Manyetik Storm yarışıydı. Değişmişti. Masterpiece'le olan mücadelesi. Oradaki doza göre bu tampon biraz daha sert. Ama komiser tabii performans olarak da sanki dışarıdaki safkanın hakim olacağını olmaz, düşünmüş ama olmalı ki... O çarpmasa ki... belki... Hop. Buyur. Bıçak sırtı bir karar bence. Yani iki türlü, iki türlü de verilebilecek bir karar. Neden değiştirdin kimse demeyecek. Evet, performansa baktı. Daha kuvvetli gördü onu. Jockey Onur Öztürk 7 gün ceza ve 2949 liralık bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hışman Çizik'in 10 gün, Eray Çizik'in de savunma vereceği Adana'daki start çıkış görüntüsüne gidelim. Hakikaten gözlerimizi kapattığımız bir anda burada oldu. Mor şapka. Tayral Bey'in formasıyla. Evet, içeri. Hışman Çizik operet. İçeriye doğru bir i̇çeri hamlesi var. Şimdi. Ondan etkilenen ve yarışı kazanan Palm Angel'ın da en içeriye Foxy Lady'ye sert bir müdahalesi var. Ama komiser burada hışmana kesmiş cezayı. Şimdi operet, lacivert forma gidiyor, içeri geliyor. Palm Angel etkilenip hop. Etkilenip değil tabii, çocuk ondan kaçıyor. Ondan kaçınca da içinde at var. Yani hışman tecrübesindeki bir jokeyin içerideki atın düşmemesi mucize. Gerçekten mucize. Yani mucize. Allah korumuş yani. Ve bariyerden de içeri her an gidebilirdi. Hop, Allah muhafaza. Ucuz kurtulduk diyebiliriz. E şimdi bak, 3 yaşlı bir safkan maiden koşuluyor. Bu atın ümitleri var sahibinden ya. Her şeyi var. Arızalanabilir. Yani her şey olabilir. Dikkat etmek lazım. Diğer tartışmalı görüntümüze geçelim. Dördüncü olanın birinciye protesto çektiği bir diğer görüntü. Yeni Can Kılıç sahneye çıktı. İlk birinciliğini aldı Ertuğrul Can Kılıç. İmparator genel performansını beğeniyor kardeşimiz. Her ne kadar burada 7 günlük bir yaptırımla karşı karşıya kalsa da. Kırmızı lacivert beyaz formasıyla önde izlediğimiz Fudroyant'taki apranti performans. Ya bu yarışın normali yok mu acaba ya? Bir daha bir alalım ya şurayı, bir daha bir görelim ya. Bu arada imparator istediği görüntüye geçmeden. Ne kadar evet, etkilendi onu bir görelim istiyorum. Tamam gel. Kamçısı doğru elinde. Şu yakınlaşma. Evet, biraz içerideki ya, lafif geldi. Bir yakınlaşma var ama o ben bir... esas yarışı normal bir yarış seyredeyim de bakayım çocuk nasıl biniyor. Güzel. Yani çünkü abi, Bursa'da bindiği yarışta çok iyiydi. Burada da mesela kamçıyı ne güzel çeviriyor. Güzel. Heh. Bir kere buraya kadar çok buradan... soğukkanlı geldi. Evet. Hiç acele etmedi. Rakibinin dışında hücumuna başladı. Kamçısını çevirdi. Ya tabii bir de çok kötü bir kaza geçirdi yani. Tabii. Bayağı ama düzgün biniyor. Çalışması lazım. Bayağı düzgün atın üstünde. Kamçısını güzel kullanıyor. İnşallah olur. Şimdi olacak gibi görünüyor ama
Çalışması, mekaniği bilmem nesi şart yani. Çalışırsa olacak bir kumaş var diyebilir miyiz? Tabii düzgün. Sevk edişi atı gayet iyi. Tabii ki bu şimdi atçı bir ailenin çocuğu olmak tabii farklı bir şey yani. Orjin koşuyor. Yani. Şimdi hakemlikte bir şey var yani. Hakemlikte tabii ki kurallar var, tabii, şeyler var ama bazen yorumlar var. Değil mi? Pozisyon yorumları var mesela. Futbolda çok oluyor. Çok. Çok da başımız ağrıyor. Şimdi bize hakim. Şimdi bu çocuk mesela kötü niyetli değil burada. Değil tabii. Değil. Bir kere kamçısı sağ elini hemen düzeltti. Hemen şey yaptı. İlk yarışı, ilk birinciliği. Daha yeni bir jokey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen buna 7 vereceksin. Demin Onur'un yarışına 7 vereceksin. Olmaz şimdi bu. Burada biraz toleranslı olacaksın. Tabii ki bir ikazın, uyarın olsun ama 7 gün çok ağır yani mesela burada bu kardeşime bence. Ha bu tırnak içinde söylüyorum. Bunları çok yapan sabıkalı bir jokey olur. Eyvallah. Biraz da kötü niyet sezersin. O zaman tamam verirsin ama hani bazen de bu o hakem yorumuna ihtiyaç var ama tabii o yorumu bekleyebileceğin tecrübeli hakemler var. Bekleyemeyeceğin tecrübeli hakemler var. O yüzden çok da fazla bir şey istiyoruz gibi geliyor yani. Geçmiş olsun diyelim ve Akın Sözen'in savunma vereceği görüntüye geçelim. 14 Mart günü orta kulvardan dışarıya doğru çıkıyor Sönmez Yiğit. Hücumun oradan başlıyor. Orta kulvarda Pershing Bolt var. İçinde Zertas geliyor. Pershing Prince, özür dilerim, ortada. Pershing Prince'in temposu düştükten sonra yarış da bitti. Çıkarmış. Deminkine, deminki mi daha şey bu mu? Bence ikisinde de bir şey yok. Açık söyleyeyim. Yok. Şimdi önce içerideki götürdü. Zertas burada dışarıya doğru. Pershing Prince'in önüne doğru olur geliyor. Uyarı olur, ihtar olur. Burada. Belki küçük bir para cezası olur. Evet. İmparator çıkar bir şey. Yani burada yüksek para cezasıyla Antalya'da olsa bir hafta yüksek para cezası hak etmiş gibi görünüyor. Bu hafta iyi bir hafta geçirmişti Akın. Yüksek para cezasına çok bir şey diyeceğini zannetmiyorum ama. Şey olmaz. Geçelim hafta denilerine, haftanın ve yılın jokey performans tablosuna. Haftanın as sahibi tabii ki Coşkun Gözler. Haftanın yetiştiricisi Sayın Tevfik Çelikoğlu. Haftanın İngiliz atı Kayı Bey'i. Haftanın Arap atı Kalbimdesin. Haftanın antrenörü Tolgahan İmal. Haftanın jokeyi Akın Sözen. Tamamen Grup 1 Ege Derbisi'nin aynası gibi oldu. Tolgahan'a da tebrikler kıymetli arkadaşımıza. Ve haftanın aprantisi Aziz Akdemir Doğu illerine gitti ve iyi bir kış sezonu geçirdi. Bazı şeyler alt alta gelse ne güzel olacak. Bak şimdi haftanın Arap atı Tevfik abinin altında olsa Tevfik Çelikoğlu Kalbimdesin olacaktı. Vay. Öyle yapsaydık bu hafta. Akın Sözen de Aziz yani. O da ruhani bir şey, şeye uydu yani. Ramazan'ın ruhuna uydu. Maneviyatına uygun. Yani. Nasıl biniyor Aziz? Aziz Doğu illerinde iyi skor yapıyor İmparator. Bugün de kazandı. Haftalık jokey performans tablosunda Özcan Yıldırım liste başıydı. %44 ile yaradı. İki sık savaşta 8 birincilik yaradı dedi. İzlemeyen varsa kaçırmasın, öyle söyleyeyim. Muazzam bir yayın. Dijital platformda İkincisi cumartesine kalmasın diye erkene çekin diyorum. Gerçekten öyle. İkinci bölümü de bekleyen çok yarış severimiz var. Ama daha biraz seyretmeyen var, seyretsin. Özcan Yıldırım'ın birinci bölümde anlattığı hikayeler şaşırtıcıydı ama ona da bir motivasyon olduğu net. Kesinlikle. Harika bir hafta geçirdi. Muhammed Mirbilgin %31 ile 7 birincilik. Daha da iyisini yapabilecek bir potansiyeli olduğu kesin. Mehmet Akyavuz, Müslüm Çelik ve Mehmet Kaya 6'şar birinciliği %37, %31 ve %24 ile yaptıkları için 3-4-5'ler. Ve Akın Sözen iki grup kazandı. %21 ile 5 birincilik elde etti bu hafta. Akın'ın iki grubu zaten 5 birinciliğe, 6 birinciliğe bedel. Bedel. Yani. Geçtik bir sonraki listeye. Vedat Aviş, Nevzat Avcı 53-53 idi. Bu bugün hariç liste. Nevzat Avcı bugün geldi. Farkı bir parça açtı. Özcan Yıldırım 51'likte ve 3. sıraya geldi. Sanki liste biraz daha Atan Zilcioğlu listesi gibi olmaya başladı. Silahları çıkardım. Çift tabanca geliyoruz Süleyman Aklın üstüne. Ahmet Çelik 5. Müslüm Çelik 6. Mustafa Çelik 7. Akın Sözen 8. Ayhan Kurşun 9. Ali Yıldız 10. Atan abi ilk sözü sana vereyim. Dedim abi işte çift tabancayla Süleyman Aklın'a geliyorum üstüne.
Hoş gelişler ola desiniz imparator. Güzel mücadele oluyor ya, güzel. Keyifli. Ya şimdi istek önemli. Tamam. Mesela Özcan bakıyorsun istiyor yani. Aynen. İstiyor. Güzel. Nevzat o da değişmiş. Bugün anlattık işte. Evet. Yani bakarsan kim formda? En formda jockey şu anda Özcan görünüyor. Atın üstündeki. Akın'ın grup performansına ne diyorsunuz? Sıra dışı. Sıra dışı. 5 grup performansı yaptı. Evet. Müthiş bir sezon geçiriyor. Ali yerini koruyor. Ali ilk ondaki yerini koruyor. Mehmet Kaya ciddi çıkışta. Heyecanla bekleyeceğiz. Var mıdır İli abi? Böyle gidecek gibi görünüyor. Oo. Baksana. Mehmet Kaya dördüncülükte 50. Ondan sonrası... Bu listede biz yaptığımızdan 47. beri hiç Özcan'ı birinci sırada gördük mü? Hayır. Hiç görmedik değil mi? Yok. Tabii sakatlıkları vesaire yokken ilk üçte vardı. Ondan sonra birinci sırada, tabii, hiç görmedik. Görür müyüz yoksa? Böyle bir ince bir mesaj verdin gibi abi. Yani üçü de çok hakikaten başarılılar. Diğer arkadaşlarımız da öyle ama çok isteyenler şimdilik bu üçü. Kapanışa gideceğiz. Bir çok parça süreyi açtık. Ankara'ya çok selam. Bir son bir görüntümüz var, onu da verelim Adana'ya abi. Adana'ya çok selam. Bir anne oğul piste yürürlerken, bu da sahada az gözüken güzelliklerden. Manava ailesine buradan selamlarımızı iletelim. Evlat atın sırtında, anne atın yedeğinde. Şimdi ne güzel bir şey. Anne. Onun başarısı için. Baba jockey, anne. Anne atçı. Jockey. Yani ben şimdi Nevin Hanım'ın... Anne kraliçe. Ya çocukluğunu biliyorum. Babasının yanında. Gelirdi daha o zamanlar yani. Çocuk da atlara vay, çok vay, meraklı. İşte. Atçı bir aile ne kadar güzel. Manav ailesine de selamlarımızı gönderelim kapanışa yakın. Bir de... Geri mi döndü Mustafa? Evet döndü, biniyor ufak ufak. Biniyor. Ya biraz vize sorunları yaşıyor. Dışarıda uzun süreli kalmak için tabii... Oturum lazım ya da uzun yaşıyor. Yani, oturum alamıyor mu? Ya yok işte o kolay değil. Onun için bazı şartların gerçekleşmiyor. Bir de Mustafa'nın şöyle bir problemi var. Mustafa hala apranti statüsünde. Doğru. Yurt dışında mesela apranti olarak binmemesi gerekiyor. Hı-hı. Burada da şeyini jokeyliğe çevirmesi gerekiyor. Ama buradaki kurallara göre de jokey olamadığı için yarış sayısından dolayı problem yaşıyor. Kaç yaşında şu anda? Tam bilmiyorum şu an Mustafa'nın yaşını ama. 21 vardır. Kaç? Tabii. 21-22 vardır. Yok canım 21 kaç senede biliyor Mustafa? Bakalım ya. Kaç yıldırmış ama bakalım. Yani ben 24 şimdi, falan tahmin ediyorum. Benim istediğim o zaman konuşulmuş işte bu jokeyler, Selçuk Akbulatlar falan filan biniyorlar. Hmm. Kilo kullanmıyorlar. Ya yani bunları artık şey yapın dedik yani normal evet. 25 jockey yaşı statüsünü alın 25 mısın? Yaşını geçti mi? Jockey statüsünü alın. Onun da alınması lazım. Güzel. Ama ne oldu bilmiyorum sonra. Bunu... Yabancı dili var. Sonra dışarı... 27'ye çıkaralım dediler. Şimdi kaç yaşında oldu bilmiyorum. Evet 10 yıllık aprantiymiş abi. Ya. 2014 vay be zaman nasıl 17 geçiyor? Yaşında girse 27 yaşında. Evet var. Otomatikman, vay, ben de 24-25 otomatikman jockey olması lazım esasında. Eskiden askere vardı o kural. Şimdi yok tabii. Ama galiba. Askere gidip yaş geldin mi? Kalktı. Yaş sınırı kalktı. Bence şu anda yaş sınırı yok. Bu 2-3 sene başladı ya bu okullar. Hmm. Bence bir yaş sınırı olması lazım. Evet. Çünkü o yazılıyordu o şeye. En azından kullanmak isteyenler için bir yaş sınırı olabilir. Tabii ki. Bazı kardeşlerimiz devam etmek istiyor. Abi kapanışa gidiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Güzel katkılar oldu. Haftaya çok güzel yarışlar var. Çok. 20 sene binmiş. Bu iş için bir şey söyleyeyim. 20 sene binmiş. 17-37 jokeyliği bıraktı. Antrenör olmak istiyor. Sen apprentice'in olamazsın. Ya. Antrenör olmak istiyorum. Sen olamazsın. Yani burada bir tezat var. Ona bakmak lazım. İmparator var mı ilaveniz? Valla daha ne ilavesi olacak? Daha ne anlatayım diyorsunuz? Yarım saat ekstra. Biz uzayınca bizim işimize geliyor sahurda. Tamam biz sahura doğru yaklaşıyoruz. Ağzınıza sağlık. Benim tabii size öyle. Ben de buradan gidince bir de uyuyamıyorsun. Tabii. O ışıklardan bir türlü uyku gelmiyor. Çok haklısınız.
Ağzınıza sağlık diyelim. Klasik kapanışımızı yapacağız. Yönetmenimiz ki sevgili Hamza Akgümüştü bu akşam. Kameraman arkadaşlarım, KJ'de ve TRT'de seste bulunan operatör arkadaşlarım, teknik kadro, diğer illerdeki TJK TV personeli ve Tay TV. Hakan abi ve ekibine de sonsuz saygılarımı iletiyorum. Önümüzdeki hafta hepimiz için şan, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftalardan yine atçılık sohbeti konuşmak nasip olsun derim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.